Merhabalar efendim, günaydınlar. RT Spor ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ata Selçuk. Başlama vuruşunda saat 7'den saat 10'a kadar birlikte spor dünyasının nabzını tutacağız. Tabii bugün biraz moralimiz bozuk. Zaten normalde biliyorsunuz yüksek, enerjik bir giriş yapmayı her zaman tercih ederim. Sabah saatlerinde sizi de o enerjiye sevk etmek için ama dün bir terör saldırısına maruz kaldık. Ankara'da Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine bir terör saldırısı düzenlendi bölücü örgüt tarafından ve maalesef şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Artık terör bitsin diyoruz tabii ki ve terörü lanet ediyoruz. Bunu da her defasında söylüyoruz. Tabii bir taraftan terör amacına ulaşmasın diye biz de hayatımıza devam ediyoruz ve çünkü hayatın olağan akışını bozmak istiyorlar ve hayatın olağan akışını bozmalarına müsaade etmemek adına biz de her ne kadar içimizde bu acıyı hiçbir zaman unutmayacak olsak da, her ne kadar şu anda çok üzgün ve moralimiz bozuk olsa da bir şekilde hayatı sürdürmek için bir şekilde sizi hani spor dünyasıyla en azından bir nebze de olsa ferahlatmak ve kafanızı dağıtmak için bu da bizim görevimiz ve biz de spor dünyasının nabzını tutacağız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemdeki her konuya değineceğiz. Tabii efendim başlayalım. Avrupa'da mesai başladı. Galatasaray dün Elfsborg'la karşı karşıya geldi. Diğer taraftan bugün Fenerbahçe, Manchester United ve Beşiktaş'ın Lyon deplasmanındaki maçları var. Fenerbahçe Manchester United'ı konuk edecek. Beşiktaş Lyon deplasmanında sahaya çıkacak. Keza Başakşehir Selce ile karşı karşıya gelecek. Bu maçların detaylarına bakacağız. Ve tabii ki temennimiz burayı dün 1-1 yaptık. Bugünü de 3-3'le geçmek. Bir diğer taraftan da tabii ki futbolda yine Trendyol Süper Lig'le ilgili gelişmeler var. Keza futbol dışı branşlarda birçok gelişmeler var. Bunları size aktaracağız ve diğer taraftan da zaten gazete manşetleri her zaman olduğu gibi başlama vuruşunda sizlerle birlikte olacak. Özel konuklar, özel bölümler ve maç özetleri yine hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. İlk olarak spor camiasının TUSAŞ'a düzenlenen saldırıya yönelik tepkilerine bakalım, terör tepkilerine bakalım. Ardından tekrar spora döneceğiz. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyla birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı paylaşımda şehit ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırı sonrasında spor camiası paylaşımlar yaparak başsağlığı temennisinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu saldırı sonrası yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri yaptıkları paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz ifadelerine yer verdi. Beşiktaş kulübü ise yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor kulübünün paylaşımındaysa TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. Kasımpaşa kulübü ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz, terörü bir kez daha lanetliyoruz denildi. Öte yandan birçok spor kulübü daha terörü lanetlerken yaralılara acil şifa, şehitlere ise rahmet dileğinde bulundu.
Evet efendim, her ne kadar zor olsa da gündeme dönüyoruz sporda. Spor gündeminin nabzını tutacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini görüyorsunuz ekranlarda. Fanatik gazetesi ve Fotomaç gazetesi başlama vuruşunda her gün olduğu gibi yine sizlerle birlikte olacak. Ve önce bir size şöyle bir manşetleri gösteriyoruz. Ardından tek tek takımların detaylarını da gazetelerinde aktaracağız. Fanatik gazetesi mutlu son şeklinde bir başlık atmış. Skor 3-0'dan 3-2'ye geldi. Maç 4-3 bitti. Galatasaray adeta bir Yeşilçam filmi izletti diyor ve mutlu sonla da bittiğini söylüyor Fanatik gazetesi. Haydi Fenerbahçe, haydi Beşiktaş, Trabzonspor'da Fener alarmı başlıklarını da görüyoruz Fanatik gazetesinde. Fotomaç gazetesi Mauro Icardi ve altında Galatasaraylı futbolcuların genel sevincini kullanmış ve Avrupa'nın kralı başlığını atmış. Elfsborg karşısında Kral Icardi ile perdeyi açan Aslan müthiş düelloyu 4-3 kazandı. Avrupa Ligi'nde liderliğe yükseldi diyor. Burada da haydi zafere devam başlığını görüyoruz ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir Avrupa arenasında diyor Fotomaç gazetesi. Böyle genel bir tablo veriyor zaten, şöyle bir baktık detaylarına. Şimdi efendim bir şöyle bir Avrupa Ligi'nde genel toplu sonuçları ve puan durumunu rica edeceğim. Bir de bugünün programı, dün iki tane maç vardı ve ikisi de 17.30'da oynandı. Bu da çok konuşuldu, bunun da detayını verelim. Dün aslında Fanatik gazetesi üzerinden görmüştük ama şöyle bir şey var. Dün çarşamba günü normalde biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi günü. Yani salı ve çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi maçları oynanıyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde de olsa, Konferans Ligi'nde de olsa takımlar aynı şehirde birden fazla maç oynanmasını kabul etmiyor aynı gün içerisinde. Bu yüzden de bugün de Fenerbahçe'nin Manchester United'la bir maçı olduğu için Galatasaray'ın maçı çarşamba gününe alındı. Lakin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla Avrupa Ligi maçlarını aynı saatte oynatmak istememeleri ve ayırmak istemeleri sebebiyle de 17.30 gibi çok çok erken bir saatte oynandı maç ki zaten biz 17.30'a erken diyoruz ama mesela Braga-Bodo/Glimt maçı Portekiz'de oynandı ve bu maç 15.30 oranın yerel saatiyle, Portekiz'in yerel saatiyle 15.30'da başladı. Gerçekten bir Avrupa maçı için çok erken ve alışık olmadığımız saatler. Ancak bu durum böyleydi. Bunu da bir açıklığa kavuşturmak istedim. Dünün sonuçları. Bodo/Glimt deplasmanda Braga'yı 2-1'lik skorla geçti. Galatasaray Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. 24 Ekim Perşembe, yani bugün Frankfurt Riga'sı, Roma Dinamo Kiev'i, Midland Union Saint-Gilloise'ı, Karabağ Ajax'ı, Maccabi Tel Aviv Real Sociedad'ı. İkinci sayfayı rica edelim. İkinci sayfa puan durumu geldi. İkinci sayfayı arkadaşlar rica edebilirsem. O grafiğin ikinci sayfası da vardı. Ya bu 19.45'te oynanan maçları size sıraladım. Tabii 19.45'te iki maç daha var ve devamında saatler 22'yi gösterdiğinde diğer maçlar oynanacak. Arkadaşlarım onu hazır ederken ben şöyle bir puan durumunu göstereyim size. Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 7 puan topladı sarı kırmızılı ekip. 2 galibiyet 1 beraberlikle zirvede yer alıyor Avrupa Ligi'nde. Bodo/Glimt yine 3 maçta 7 puan. Lazio 2 maçta 6 puan. Tabi bu 2 maçta 6 puan toplayan takımlar Galatasaray'ı bugün geçme potansiyeli olan takımlar. Lyon Beşiktaş'ın rakibi, 2 maçta 6 puan. Tottenham 6 puan, FCSB 6 puan ve Anderlecht 6 puan. Bunlar 2 maç sonunda 6 puan toplayan ekipler. Bunu da belirtelim. Şimdi puan durumunun ikinci sayfasını rica edelim. Şöyle bir genel bakalım. Evet, puan durumunun ikinci sayfası bu şekilde. 14. sırada 2 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe'yi görüyoruz ve 2 maçta 2 puan toplayan Manchester United'ı da 21. sırada görüyoruz. Bugün Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bir de son sayfayı alayım puan durumunda. Son sayfada da Beşiktaş 36. sırada, tabii ki bugün maça çıkacak siyah beyazlılar ve -6 averaj, 2 maçta 0 puanla siyah beyazlılar son sırada yer alıyor. Az önce programı okuyamamıştık. Tekrar dilerseniz baştan okuyalım. Tekrardan alalım. PAOK, Victoria Pilsen, Ferencvaros ve Nice. İlk sayfada okumuştum size 19.45 maçlarını. Burada da, bu sayfada da 2 tane 19.45 maçı var. Ve 19.45 seansı bu şekilde Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe, Manchester United, Tottenham, AZ Alkmaar, Lyon, Beşiktaş,
Anderlecht, Ludogorets, Atletik Bilbao, Slavia Prag, Malmö, Olympiakos, Porto, Hoffenheim, Twente, Lazio ve Rangers FCSB maçları ise saatler 22'yi gösterdiğinde oynanacak. Efendim Avrupa Ligi'nde de böyle bir program var. Hem dünün sonuçlarına hem de bugünün programına şöyle bir baktık Avrupa Ligi'nde. Şimdi dilerseniz bir düne dönelim. Galatasaray İsveç ekibi Elfsborg'la karşı karşıya geldi. 17.30'da başlayan maçta Ramspark'ta Sarı Kırmızılılar taraftarının önünde rakibini 4-3 mağlup etti. Galatasaray Avrupa Ligi'nde Elfsborg engelini aştı. Ramspark'ta oynanan 3. hafta karşılaşmasına baskılı başlayan Sarı Kırmızılılar 28. dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Golün ardından temposunu arttıran Cimbom 39. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Peterson'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı ve tabelayı 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla biterken konuk ekip ikinci yarıya iyi başladı ve 52'de Niklas Halt'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. 65. dakikada penaltı kazanan Elfsborg, Mikael Baydo ile skoru 3-2'ye getirdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Yunus Akgün sahneye çıktı ve Galatasaray tabelayı 4-2 yaptı. Elfsborg 90+2'de Larsson'la farkı tekrardan 1'e indirse de Sarı Kırmızılı temsilcimiz maçı 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Aslan puanını 7'ye çıkarttı. İsveç ekibi Elfsborg ise 3 puanda kaldı. Galatasaray ayrıca 2000-2001'den bu yana ilk kez bir Avrupa Kupası sezonunun grup lig aşamasındaki ilk iki iç saha maçını kazandı. Okan Buruksa Avrupa Ligi tarihinde Galatasaray'ın başında üst üste 3 iç saha galibiyeti alan ilk teknik direktör oldu. Galatasaray 7 Kasım'da sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 20.45'te konuk edecek. Diğer yandan UEFA Başkanı Alexander Ceferin de Elfsborg mücadelesini Ramspark'ta takip etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu ve neler söyledi bir bakalım. Maç öncesi tabii ki bugün için hazırlığımız maça da öyle başladık. 3-4-1-2 sistemiyle hazırlandık. Dünkü son antrenmanda bunu denedik. Ve rakibin özellikle yine 3-4-3 oynayacağını tahmin ediyorduk. Bu şekilde oldu. Genel planlarımızın hepsi tuttu aslında. Hem top bizdeyken topa sahip olduk. Yine maç sonunda baktığımızda %65'lere varan hem topa sahip olma. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla gol attık. Daha fazlasını atabilirdik. Belki 4 gol attık ama belki 8-9 tane de rahat rahat gol atabilirdik bu maçta. Yani çok fazla şans geldi. Bazen de 3. bölgedeki son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendirebilirdik. Burada da sıkıntılar yaşadık. Ama genel olarak baktığımızda ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci 3-0 sonrası kaptırdığımız bir top bize gol olarak geldi. Özellikle rakibimizin geçiş hücumlarını çok iyi kullandığını söylemiştim daha önce de. Devamında şanssız bir penaltı bir anda tabii ki hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Yani 3-0'dan 3-2'ye gelmesi maçın. Ama oyun hem dizilişimizi kaybetmedik hem topa sahip olmayı kaybetmedik. Hem hücumdaki aksiyonlarımızı devam ettirdik ve 4-2'lik bir galibiyete ulaştık. Devamında da son dakika yine yaptığımız bir hata 4-3'ü maça getirdi. Ama genel olarak baktığımızda oyun olarak mutlu olduğum ama yediğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. Bence ilk defa da bu dizilişi oynadık ve bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibin dizilişine göre Mertens ve Icardi'nin hareketliliği, boş çıkmaları hep onları boşta topla buluşturdu. Bu da istediğimiz bir şeydi. Oyunu kurmak, topun bizde kalması. Yani bunu bazen orta saha oyuncularından istedik. Sara ve Torreira'dan istedik. Bazen Mertens ve Icardi'den bu hareketliliği istedik. Bence burada hep oyunun bütününde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Belki son bölüm biraz yorulduktan sonra yaptığımız hatalar bize daha pahalıya mal oldu ama İlk yarı özellikle hem topa sahip olduk, hem rakibimize pozisyon vermedik, hem 3 gol attık. Bunu daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz ama bu hareketlilik özellikle yani Icardi'nin oyununa da uyan bir şey. Hem hareketli, hem oyun kurdu, hem pas verdi, hem de yine gol attı. Bu anlamda da bence baştan sona savunmayı da iyi yaptığını düşünüyorum.
Yani maçın sonuna kadar takım savunmasında da hep yer aldı. Onun açısından iyi bir maç oldu. Sevk'le ilgili yani çok şaşkınız yine. Yani bir öncekinde de şaşkındık, yine şaşkınız. Yani ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu, neden olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza verilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ve burada tabii ki kurullar kararını verecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını verecek. Ona da saygı duyacağız. Ama burada benim olayımda da aynıydı. Diğer şeyde de baktığımızda yani sadece Galatasaraylı oyuncuların bu tür sevkleri aldığını görüyoruz. Yani çok fazla aleyhimize hakem hatası yapıldığını da düşünüyorum. Son maçta da bunu tekrar yaşadık. Yani Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum. En çok kalanlardan biri daha önce de söyledim. Trabzonspor, Galatasaray da aynı şekilde baktığımızda geçen hafta gösterilen kartların da maç sonuna baktığımızda yani herkes hemfikirdi. Yani bazı kartları neden gösterdiğini anlamadık Ali Şansal'ın. O yüzden şaşırdığımız şeyler var tabii ki ama dediğim gibi güveniyoruz. Ne olursa saygı duyuyoruz. Hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Biz tabii ki saha içerisinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Çok fazla da bu konuların polemik konusu olmasını istemiyorum. Sahada kalmamız gerekiyor, sahada olmamız gerekiyor. Bir teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum ve dediğim gibi yapılan sevklerin de daha sonra yani bizi haklı çıkaran yani para cezası bile iptal oldu devamında. Yani önce para cezası verildi, o da iptal oldu sonunda. Yani burada yapılan sevklerin karşılığı olması gerekiyor. Arkası olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı yaratacak. Yani yarın öbür gün ben de isteyeceğim, öbürü de isteyecek, diğeri de isteyecek. Herkes bir sevk isteyecek. Yani bunların bu şekilde yapılması gerçekten üzücü. Ama dediğim gibi federasyonumuza, başkanımıza, kurullara, bütün hepsine güveniyoruz. Ne karar alırlarsa da saygı duyuyoruz. Evet efendim, Okan Buruk'un açıklamalarına baktık. Şimdi de Dries Mertens diyeceğiz. Dries Mertens'in de maç sonu açıklamaları vardı ve iyi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi. Evet, tabii ki bir ekstra motivasyon olacak ama sadece tabii bu maç üzerinde değil. Yani lige başladığımızda da bize bir ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Dikkat etmemiz lazım. Ancak ben de hani bilseydim niye bu kadar gol yediğimizi, bunu tabii ki çıkar söylerdim ve gol yemezdik hani. Tam bilmiyorum hani neden. Açıkçası gördüğümüz kadarıyla hani Beşiktaş bu sene iyi oyuncular aldı. Fenerbahçe aynı şekilde, Samsunspor aynı şekilde ve iyi bir performans da sergilediler. Tabii ki bizim burada yapmamız gereken hani kendi performansımızı ortaya koyup daha iyisini yapmak. İki seneden beri buradayım. İki seyiz şampiyon olduk. Bugün bu sene üçüncü sene, üçüncüsünü yapmak istiyoruz. Bu tabii ki hocamızın hani kendi aklından daha önce geçirdiği ve uygulamak istediği bir şeydi. Ve bugün de bunu uygulamak istedi. Üçlü savunmaya karşı daha rahat olacağını düşündü. Tabii onun detaylarını ona sormak lazım ama gelecekte de bunu adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray Elfsborg maçının yankılarına gazetelerde bakacağız efendim ve Fanatik gazetesini görüyorsunuz arkamda. Rekor yürüyüşü şeklinde bir başlık var. Antalya Spor'a attığı iki golün ardından Galatasaray formasıyla tüm rekorları kırmak istiyorum diyen Icardi, Elfsborg'u da boş geçmedi. Mücadelenin perdesini açan Arjantinli Yıldız resmi maçlarda 61 gole ulaştı. Baroş'u geride bıraktı ve Hagi'ye bir adım daha yaklaştı. Artık Icardi'nin gözü 73 gollü Hagi'de diyor Fanatik gazetesi ve Mauro Icardi'nin gol konusunda durdurak bilmediği ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmak istediğini de belirtiyor. Bu detayı da verdik. Şimdi akşam gazetesini alalım. Aslan'dan Buruk Zafer.
Cimbom 28'de Icardi ile öne geçti. 39'da Patterson kendi kalesine yolladı. Barış Alper 44'te üçledi. 52 ve 62'de gollerle fark biri ise de Yunus Akgün 83'te sahne aldı. 90+2'de Larsson skoru belirledi diyor. Buruk Zafer denmesinin sebebi de 3-0 öne geçtiği maçta Galatasaray'ın tehlike yaşamasıydı. Çünkü hem Kasımpaşa maçı hem RFS maçlarında 3-0 ve 2-0'lık skorlardan rakibine yakalanmıştı Galatasaray ve dün de taraftarına bunu hissettirdi. Bu da nasıl söyleyelim bir korku oluşturdu tabii ki Galatasaray camiasında. Hürriyet gazetesiyle de Galatasaray'ı noktalayacağız efendim. 3 karşılaşmamızı da kazanalım, Avrupa'da 4'te 4 yapalım diyor. Tabii Galatasaray dedik ama bu bütün takımlarımız için geçerli. Galatasaray kısmından ziyade biraz daha Galatasaray kısmını noktalayıp o diğer takımlara geçiş haberimiz Hürriyet gazetesinde. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Başakşehir sahaya çıkıyor. 3 karşılaşmamızı da kazanalım, Avrupa'da 4'te 4 yapalım. Galatasaray'ın ardından bugün 3 ekibimiz de galip gelirse bu sezon ilk kez Avrupa'da 4'te 4 yapacağız diyor. Başakşehir 19.45'te Albert Riera'nın çalıştırdığı Serje ile Slovenya'da karşılaşacak. İlk iki maçında 4 puan alan Fenerbahçe 22'de Manchester United'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'nde çıkış arayan Beşiktaş ise Fransa'da 22'de Olympique Lyon'la kozlarını paylaşacak diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi detaylara bakalım. Fenerbahçe ile de başlayalım. Fenerbahçe Manchester United'ı konuk edecek bugün ve Sarı Lacivertliler'de Mourinho ile Fred eski takımlarına karşı mücadele edecekler. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker stadında saat 22'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clément Turpin yönetecek. Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sarı lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto ile 3-3 berabere kalan United ise 2 puanla 21. sırada. Fenerbahçe ile Manchester United 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, ikisi UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi. 1996-97 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etti. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe'de taraftar önünde 3-0 kazanan taraflar oldu. 2016-17 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsun Spor'la hafta sonu oynanan maçta sakatlanan Jadon Osterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. UEFA listesine yer almayan Kostić ve Levent Mercan da bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Ciku'ya şans vermesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde Jadon Osterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi Samuel ise cezasını tamamladı. Mourinho'nun Osayi Samuel'i Manchester United karşılaşmasında oynatması bekleniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred eski takımlarına karşı mücadele edecek. 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam İngiliz ekibiyle 3 kupa birden kazanmayı başarmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester'la zirveye çıkan Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho eski takımıyla oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı ve bizden korkmaları için bir sebep görmüyorum dedi. Ben Manchester United'ın teknik direktörü değilim. Onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Ama şunu düşünüyorum ki onlar için kolay bir maç olmayacağını biliyorlardır. Çünkü eğer
yarınki maçın kolay bir maç olacağını düşünüyorlarsa kendileri adına bu yanlış bir yaklaşım olurdu. Ama bence zor bir maç olacağını onlar da biliyorlar. Bu sebeple maksimum güçlerinde buraya geleceklerini düşünüyorum. Hafta sonu oynayacakları yanılmıyorsam West Ham maçını düşünerek rotasyon yapacakları düşünmüyorum. Kulüpten ayrıldığım ilk andan itibaren her zaman en iyi dileklerimi diledim onlar için. Taraftarlar için, kulüp için hep iyi duygularla ayrıldım oradan. Ama şu anda da harika değilse de bu beni mutlu etmiyor. Onlar için işleri yolunda gitmiyorsa, işler harika gitmiyorsa da bu beni mutlu etmiyor. Ama bunu düşünecek bir vaktim yok. Çünkü ne olup olmadığını, ben oradayken neyin olup olmadığını düşünmek şu anda benim için anlamsız. Ama olduğunu söyleyebileceğim bir şey var ki kesinlikle, çünkü objektif bir durum bu. Onlar hocalarına olan inançlarını sürdürüyorlar, hocalarına olan desteklerini sürdürüyorlar ki üst üste sezonlarda devam edebiliyor. İstikrar gösteriyorlar, güven gösteriyorlar ve hocalarının gelişebileceğini, takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Benim orada olduğum zamanla kıyasladığım zaman farkın bu olduğunu düşünüyorum. Ben oradayken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Ligi ikinci sırada bitirmiştik ki belki de hala da ligi kazanabilirdik. Manchester City puan kaybı, puan cezası alırsa ligi kazanma durumumuz olabilirdi. O zaman da tabii ki bana bonus ve madalya vermeleri gerekirdi. Eğer bana sorarsanız hangi takım, hangi iki takım bu turnuva için favori diye sorarsanız, bunu öngörmesi benim için kolay, tahmin etmesi kolay. United ve Tottenham, çünkü Premier Lig seviye olarak gerçekten çok farklı. Hem kalite olarak, hem hız olarak, hem tempo olarak, taktik olarak, her anlamda Premier Lig'deki seviye gerçekten çok farklı. O yüzden yarın biz en güçlü iki adaydan biriyle oynayacağız. Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Çünkü Kostić yok, Jaden yok, Levent yok. Ama o uzmanların her şeye bir çözümü var. Ben Türkçe anlamıyorum ama şimdiden buradan size bir iş vermiş olayım. Dinlemek isterim sizi. Çünkü eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın korunmuş olurum. Çünkü seçimi siz vermiş olursunuz. Jaden konusunda dürüstçe şunu söyleyebilirim ki optimistik değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Bence sezon onun için bitti. Eğer sezon bitmeden bir maç oynama imkanı varsa mutlu olurum. Ama açıkçası sıfır, yani hiçbir maç oynamasını beklemiyorum bu sezon. Eğer Mayıs ayının başı geldiğinde 2-3 maç oynama imkanı olursa bu benim için ekstra olur. Ama öyle bir beklentim yok. We cannot play 11 against 11. We need 35,000 behind us. 11-11 kazanamayız. Yarın 35,000 kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var. Jose Mourinho ile birlikte Sebastian Szymański de açıklamalarda bulundu. Bakalım. Takımın motivasyonu her maç olduğu gibi aynı. Yarın yeni bir maça çıkacağız. Evet, tabii ki de son dakikada almış olduğumuz beraberlik bizi üzdü ama belirtmiş olduğum gibi yarın yeni bir maç oynayacağız ve muhakkak 3 puan için oynayacağız. Takımın motivasyonu ve özgüveni yüksek. Bakalım o beraberlik sonrası sahada nasıl bir cevap vereceğiz, ama ben şuna eminim ki sahada iyi bir cevap verip iyi bir futbol sergileyeceğiz. Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki her maçta gol atamazsınız. Belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon başında çok iyi bir performans sergiledim gol ve asist anlamında. Ki şu anda da baktığımızda milli takımda hala gol atmaya devam ediyorum. Bu durum benim için fark etmiyor çünkü ben performansımın hiç değiştiğini düşünmüyorum. Belki evet gol asist anlamında şanssızlık olabilir ama bu benim için önemli değil. Benim için en önemli şey takımın 3 puan alması ve takım 3 puan alırken benim de elimden gelenin en iyisini yapıyor olmam. Benim için önemli olan etrafımdaki insanların performansından memnun olması, dışarıdaki insanların değil. Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü her zeminde oynamak durumunda kalıyorsunuz. Bazen o zeminlerde futbol oynamak zor olabiliyor. Bazen sakatlıklar olabiliyor. Jaden'ın yaşamış olduğu sakatlık için üzgünüz ama takım olarak onu en iyi şekilde destekliyoruz. Umarım onun tedavi sürecinde her şey iyi gider. Belirtmiş olduğum gibi takım arkadaşlarının desteği onunla birlikte. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la oynamaya hazırlanırken tabii santrafor konusu da sıkça konuşuluyor. Sarı lacivertlerde gözler faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye çevrildi. Fenerbahçe'de kritik Manchester United maçı öncesi en büyük koz Youssef En-Nesyri. Teknik direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen En-Nesyri'yi bu önemli maçta ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncunun uzun süredir devam eden gol suskunluğunu bu karşılaşmada bozup bozamayacağı ise merak ediliyor. Sezon başında kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan faslı forvet şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Sarı lacivertli ekipte beklenen katkıyı veremeyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu, taraftar ve teknik ekip tarafından dikkatle izleniyor. Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemesinde 2, Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 12 maça çıkan En-Nesyri sadece 1 gol kaydetti. Bu golü Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye karşı kaydeden faslı forvet toplamda 452 dakika süre aldı. İngiliz gazeteci Ben Tucker Manchester United'ı analiz etti. Fenerbahçe Manchester United maçı öncesi detayları HT Spor'a aktardı ve iki takımın eşit seviyede olduğunu belirtti. Tucker, İstanbul'daki atmosferin Manchester United'ı zorlayacağını ifade etti. Manchester United facing Fenerbahçe. What do I expect from that game? Fenerbahçe'den çok şey bekliyorum. Fenerbahçe'nin son dönemde çok iyi gitmediğini biliyoruz ve bazı taraftarlar hayal kırıklığı yaşıyor. Mourinho ve takımdan beklentiler daha fazla. Türkiye'de bir deplasmanda oynuyorsanız özellikle İstanbul'da büyük bir atmosfer oluyor. United'ın bunun büyük bir maç olacağını bilmesi gerekiyor. Galatasaray-Manchester United müsabakası çok büyük bir maçtı. Türkiye'deki taraftarların ilgisi çok büyük. Bugün Fenerbahçe'den de bu atmosferi bekliyorum. Mourinho çok büyük bir figür. Premier Lig'de çok büyük bir hocaydı. Şu an kariyerindeki en başarılı döneminde olmayabilir. Ama bu büyük bir teknik direktör olduğu gerçeğini değiştirmez. Özellikle Premier Lig'de rakiplerini nasıl alt ettiğini biliyoruz. Manchester United, Jose Mourinho'nun takımlarına karşı deplasmanda sadece bir maç kazandı. Manchester United'ın formuna bakıldığı zaman kolay olmayacak. Avrupa Ligi'nde iki beraberlik aldılar. Fenerbahçe ve United, Twente ile berabere kaldı. İki takımın seviyelerinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kağıt üzerinde Manchester United, Fenerbahçe'yi yenebilecek düzeyde ama Fenerbahçe de çok yetenekli oyunculara sahip bir takım. Evinde oynadığı için Fenerbahçe'den pozitif bir maç görebiliriz. Zor bir maç olacak United için. Türk futbolu her hafta izlemiyorum ama Fred ve Ambarat'ı biliyorum. İkisi de United'da oynadı. Ambarat United kariyerine yavaş başlamıştı ama özellikle Federasyon Kupası'ndaki Manchester City galibiyetinde çok iyi oynamıştı. Büyük maçlarda ondan bu tip performanslar bekliyorum. Flash oyuncu değil belki ama her şeyi bekleyebileceğiniz bir isim. Ambarat United'ın 3. bölgede yapacağı ataklarda sorun çıkarabilir. Fred'den de aynı şekilde önemli bir performans bekliyorum. Jose Mourinho'nun United'ın hata yapmasını bekleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geçiş hücumlarıyla United'ı cezalandırmasını bekliyorum. Enteresan bir maç olacak. United'ın Avrupa'daki deplasmanlarda Erik ten Hag'la beraber çok iyi hikayeleri yok. Avrupa'daki son 10 maçta bir galibiyetleri var. Oranlar Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyleyebilir ama United'ın bu oranları aşarak kazanması gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz. Evet efendim, Ben Tucker'ın analizine, değerlendirmesine baktık. Esra Köse yaptı röportajı. Kaan Ülker çekti. Ellerine sağlık diyoruz ve bu röportajı yaptıkları yere uzanıyoruz bir kez daha. Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Fenerbahçe maçı öncesi açıklamaları vardı. Bakalım neler söylemiş. Mourinho so experienced, he will lead his team to his best form and will be successful and so we will. Biz de Mourinho'da pek çok kupa kazandı. Fakat futbolda her yıl kendinizi tekrar ispatlamanız gerekiyor. Çünkü profesyonel futbol bu şekilde. Kazanamadığınızda eleştirilirsiniz. Bunu biliyoruz. Her zaman kazanmak zorundasınız. Ama gün sonunda aslında yıl sonunda nereye geldiğiniz önemli. Ben eminim ki Mourinho'da Fenerbahçe'yi en iyi performansına ulaştıracak yıl sonuna doğru. Biz de aynı şekilde bunu hedefliyoruz. Biz de bu konuda doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Fenerbahçe'den bazı oyuncular, mesela Fred'le daha önce Manchester'da Karabağ Kupası'nı kazandım. Amrabat'la FA Cup'ı kazandık. Tadiç'le Ajax'la pek çok kupa kazandık. Mesela Dzeko gibi bir oyuncuları var. Çok tecrübeli, çok iyi bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de çok iyi bir takım. Ama biz karşımızdaki takımı ne çok büyük görüyoruz, ne çok küçük görüyoruz. Olması gerektiği gibi mücadele ediyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak. Bu doğrultuda da iyi takımlarla güzel maçlar yapmak istiyoruz. Böyle oyunları çok oynadık, hazırız. Bu bizim için bir yakıt olacak, motivasyon olacak. Christian. Evet efendim, Fenerbahçe gündemine gazetelerle devam ediyoruz ve Sabah gazetesi ekranlarda. Osterwolde için sezon bitti. Jose Mourinho'nun Osterwolde ile ilgili
açıklaması var. İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostić ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bundan ibaret diyor Jose Mourinho ve bundan bahsetmiş. Sabah gazetesi de bunu haber olarak yapmış efendim. Sırada Posta gazetesi var. Szymański'den sol bek olur. Mourinho, Manchester United'ın Tottenham'la birlikte Avrupa Ligi'nin favorisi olduğunu söyledi. Sol bek için televizyonlardaki uzmanlardan tavsiye alırım. Belki Szymański'yi oynat derler, ben de kurtulurum şeklinde göndermeli bir ifadesi var. Jose Mourinho'nun bunu da aktaralım efendim. Sırada artık Fenerbahçe'yi de noktalıyoruz ve Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta bugün Fransa deplasmanında, Lyon deplasmanında siyah beyazlılar ve tek hedef Avrupa'da ilk galibiyet. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak. Groupama stadında oynanacak müsabakada Alman hekem Harm Osmers düdük çalacak. Siyah beyazlı futbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olympique Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı takımda Olympique Lyon maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'la yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi tamamlanarak kafileye dahil edilen Ersin Destanoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ersin'in forma giyememesi durumunda Olympique Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olympique Lyon karşısında sahada olamayacak. Beşiktaş, Olympique Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olympique Lyon 2-1 kazanırken İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olympique Lyon penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı. Olympique Lyon bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini 22 Eylül'de Olympique Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti. Son yenilgisini 22 Eylül'de Olympique Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti. Fransa ekibi ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Pierre Sage'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Lig 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst maç öncesi açıklamalarda bulundu Fransa'da. Kulak verelim. Maalesef indiğimizde aldığımız kötü haberlerle başlamak istiyorum. Ankara'dan kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle ve tüm Türk halkıyla. Üçüncü maçımıza çıkıyoruz yarın. İki mağlubiyetle başladık. Zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Lyon iyi bir takım, iyi bir rakip. Kaliteli bir takım aynı zamanda. Pozitif, olumlu bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli bu noktada. Topun bizde kalmasını sağlamaya çalışacağız ve fırsatlar yaratmaya çalışacağız aynı zamanda. Rakibimiz hücum geçişlerinde tehlikeli. Bu yüzden topun bizde kalması gerekiyor. Maçı bekliyoruz, maçı oynamayı istiyoruz. Hoca ve futbolcu olarak bu tarz maçları oynamayı hep beklersiniz. Avrupa'da böyle maçlar oynamak önemlidir. Yarın da iyi bir performans göstermek, iyi bir maç oynamak istiyoruz biz de. Evet Mert, bizimle değil, burada değil. Durumuna gün gün bakıyoruz, umuyoruz. En kısa zamanda, hatta daha kısa sürede aramıza katılır, takıma döner. Ersin birkaç idman yaptı, onun durumu pozitif ilerliyor. Bizimle beraber geldi. İdmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Umuyorum o da oynayabilecek durumda olacak yarın. Daha önce de dediğim gibi geçen seneye göre bayağı bir takımımızda değişim var. Lige iyi başladık.
Avrupa'da gruplara katıldık ki zaten gruplara katılmayı istiyorduk. Hedefimiz buydu. Takımda değişiklikler oldu. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gitmesi ve 8 oyuncunun gelmesi tabii ki de kolay değil. Bunun için bir alışma süreci gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir hoca olarak ben de takımın başındayım. Stabil olma durumumuzu daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda gelişim göstermemiz gerekiyor. Ligde olmayı istediğimiz yerdeyiz ama henüz sadece 8 maç oynadık. Süreç içerisinde, süreç devam ettikçe daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da 2 maç oynadık ki Avrupa'ya katılım için geçen sene takımımız çok fazla uğraş verdi ve çok çalıştı. Lugano engellerini geçtik. 2 fazla maç oynuyoruz grup sürecinde. Hedefimiz gruplara kalmaktı zaten. Süreçten ve takımın gelişiminden dolayı mutluyum. Hala daha çok erken. Pozitif şeyler var. İstediğimiz şey bu yolda devam etmek, gelişime ve bu sürece devam etmek. Geçen sezon Avrupa'da olmak için çok çalıştık ve çok uğraş verdik. Avrupa'da olumlu sonuçlar almayı tabii ki de istiyoruz. Bu hepimiz için, kulübümüz için önemli olacak. Derbi maçları tabii ki de özel maçlardır. Ben çok fazla derbi oynadım oyuncu olarak. Aynı zamanda hoca olarak da birçok derbi maçında bulundum. Feyenoord, Ajax, Rangers, Celtic ya da Barcelona, Real Madrid maçları gibi. İlk derbi maçımda da Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalini oynadık. Bu maçlar özel maçlardır. İyi bir maç oynamayı istiyoruz tabii ki de pazartesi günü ama ben her zaman maç maç düşünen bir hoca olmuşumdur ki bu da yarınki Lyon maçıyla başlıyor benim için. Oyunlarına baktığımız zaman, Lyon'un, rakibimizin oynadığı oyuna baktığımız zaman onların da kaliteli olduğunu görüyoruz. Hem hücumda hem savunmada. Bu yüzden topa sahip olmak önemli. Top bizdeyken özgüvenli oynamamız gerekiyor. Paslarımızın ve hareketliliklerimizin iyi olması gerekiyor. Topun bizde olduğu zamanlarda zaten kontrolde bizdedir. Onlar da maça, oyuna aynı felsefeyle yaklaşacaklar. Kendileri içeride oynuyor. Biz deplasmanda oynuyoruz. Farklı olan konu burası. Biz iyi oynamak istiyoruz tabii ki. Bu zor deplasmanda ki daha önce böyle maçlar oynadık ve daha önce bunu yaptık. Yarın da aynısını yapmak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum eden futbolu oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ın stoperi Emirhan Topçu da Giovanni Van Bronckhorst'la birlikte açıklamalarda bulundu ve organizasyona pek iyi başlayamadıklarını söyledi. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Bunu biz uçaktayken gerçekleşmiş sanırım. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yani inşallah bu olaylar en kısa zamanda yani başlamadan biter. Maça gelirsek Avrupa Ligi'ne pek de güzel başlayamadık. Bu turnuvaya pek iyi başlayamadık. İlk maç değil ama ikinci maç yani istediklerimizi biraz daha fazla yaptığımızı düşünüyorum. Ama skor olarak şanslı değildik. Bu kötü gidişatı tekrardan bu kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz. Benim bu takıma alışma sürecim biraz kısa sürdü gibi. Çünkü daha önceden birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Ve bu da tanıdık oldukları için alışma süreci biraz kısa sürdü. Yani sağ olsunlar, beni de çok çabuk benimsediler. Yani burada da inanılmaz derecede mutluyum o aile şeyini bana kattıkları için. Sadece oyuncular değil, hocam, hocalarım ve teknik heyet, hepsi böyle. Forma şeyine gelirsek vallahi şu an son iki maçtır oynuyorum. En son Paulista Antep maçında sakatlanmıştı. Geçmiş olsun, en kısa zamanda dönecektir zaten. Antrenmanlara başladı. Yani inşallah, çok büyük bir futbolcu. Gerçekten çok büyük bir futbolcu. Ben hani zaten herkes tanır, ben de tanıyordum. Yani burada oynamışım, oynamamışım benim için gerçekten, hani bu bazen söylenir ama benim için gerçekten takımın başarısı çok önemlidir. Bunu ben önceki kulübümde de bunu biliyorlar. Çünkü hani takım başarılı olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. İster istemez oynamadığım zamanlar üzülebiliyorum ama üzüldüğümü de dışarıya belli etmiyorum.
Burada o oynamış, bu oynamış değil. Biz şu an buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup da İstanbul'a tekrardan döneceğiz abi. Lyon teknik direktörü Pierre Sage de maç öncesi açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ta oynayacakları maçla ilgili net bir 11 oyuncudan oluşan bir ekip değiliz dedi. Attention. Niyet bir 11 oyuncudan oluşan bir ekip değil. Maksimum oyuncuyu dahil ettiğiniz, aynı ekibin içinde farklı oyunculara şans verdiğiniz bir şekilde kurulan bir ekip olarak düşünebilirsiniz. Kolektif ve sabit bir oyun içerisinde entegre etmeye çalışıyorum. Hem formlarını hem performanslarını değerlendirerek onları oyuna dahil ediyorum. İki ekip de aslında birbirine çok benzer ekipler, özellikle hücum açısından. Dolayısıyla burada güce ağırlık vererek, daha fazla hücuma ağırlık vererek, onlardan daha fazla topa sahip olarak, onların da daha az topa sahip olmasını sağlayarak bir maç gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Evet, yavaş yavaş kulübümüze entegre oldu. Oyun oynamak için hazır, yarın oynama ihtimali de yüksek. Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde Olympic Lyon'dan son detayları L'Equipe gazetesinden Regis Dupont HT Spor'a aktardı ve Oğuzhan Genç'le konuştu. Bakalım detaylarına neler söylemiş Lyon'la ilgili. Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe'den Regis Dupont, Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı öncesindeki son durumla ilgili HT Spor'a konuştu. Fransız gazeteci maç öncesinde Lyon'da Beşiktaş taraftarına yönelik alınan önlemleri açıklarken takımdaki son durumu da değerlendirdi. Dupont, Lyon'da da istenmeyen adam ilan edilen Wilfried Zaha ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Grupama stadyumunda Beşiktaş ve Lyon taraftarları arasında yaşanan büyük olaylardan 7 yıl sonra yeniden Lyon'da Beşiktaş taraftarlarının olmayacağı yüksek güvenlikli bir maç oynanacak. Eğer Beşiktaş taraftarıysanız stadyum çevresinde olamazsınız, şehir merkezinde bulunamazsınız ve bilet satın alamazsınız. Çünkü biletler isimlere özel. Bilet almak için Lyon'a üye olmanız ve kombininizin olması gerekiyor. Stadyumda 30 bin kişi olacak. Grupama stadyumu normalde ise 60 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Lyon açısından sahada işler oldukça iyi gidiyor. Son 5 maçlarını kazandılar ve son maç adeta bir şov gibiydi. Le Havre karşısında 4-0 kazandılar. Cherki ve Fofana'nın çok büyük bir performans sergilediği maçta bu iki kanat oyuncusu şu anda kilit oyuncular. Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta Pierre Sage'ın bütün oyuncuları kadroda. Nemanja Matić son maçlarda oynamadı. Ancak şimdi iyi durumda. Kadroda sakatlık yok. Son olarak burada olmayacak tek oyuncu Wilfried Zaha. Wilfried Zaha hala Lyon'a gelmedi ve gelecekte de Lyon için oynamayacağını düşünüyorum. Çünkü teknik ekip onun tutumunu ve performansını beğenmiyor. Lyon'un birçok oyuncusu var. Özellikle hücum oyuncuları. Bu yüzden Lyon Wilfried Zaha'ya ihtiyaç duymuyor. Lyon'un bu Wilfried Zaha'ya ihtiyacı yok. Tabii ki Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu tanıyoruz. Immobile zaten Serie A'da da uzun yıllardır harika bir forvetti. Ayrıca Rafa Silva. Rafa Silva özellikle Paris Saint-Germain'e karşı Benfica ile çok iyi maçlar çıkardı ve onu çok iyi tanıyorum. Benfica ile birçok maçını izledim. Lyon savunmasına sorun çıkarabilecek tipte bir oyuncu. Gerçekten zor bir maç olacak. Evet efendim, şimdi Beşiktaş gündemine dair gazetelere bakacağız. Fotomaç gazetesi Cold Lubin rüzgarı başlığı var. Siyah beyaz yönetim İtalya'da Berardi için bilgi toplarken bir başka golcü transferi haberi Premier Lig'den geldi. Söylentiye göre Everton'lı forvet Calvert-Lewin İstanbul Havalimanı'na inebilir diyor. Burada da bu detayı veriyor efendim Fotomaç gazetesi. Şimdi sırada Akşam gazetesi var. Haydi Kartal zafer vakti başlığı var. Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Lyon deplasmanında 3 puan arayacak. Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarından boynu bükük ayrılan Beşiktaş saat 22'de Fransız ekibi Lyon'a konuk olacak. Siyah beyazlarda Mert Günok sakat, Ersin Destanoğlu'nun da durumuysa belirsiz. Tabi Ersin Destanoğlu'nun da kadroya alındığını da belirtelim efendim. Bu detayı da verelim. Şimdi sırada Başakşehir var. Tabi Başakşehir'de bugün Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak temsilcimiz ve Slovenya temsilcisi Selçuk'a konuk olacak.
Rams Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Slovenya'nın Selye takımına konuk olacak. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmayla beraber Avrupa Kupalarındaki 58. maçına çıkacak. Rams Başakşehir Avrupa'da daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 83 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 78 golü engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turuncu lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Başakşehir bu 7 maçta ise 16 gol atarken kendi kalesinde 3 gol gördü. Selye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Oleksiy Derevinski yönetecek. Slovenya ekibi Selye'nin teknik direktörlüğünü bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen İspanyol Albert Riera yapıyor. Albert Riera 2011-2014 yıllarında 3 sezon forma giydiği Galatasaray'la 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın güzel bir maçın bizi beklediğini düşünüyorum. Selye takımı bizimle ortak özellikler barındıran bir takım bana göre. Topa sahip olmaktan zevk alan, oynamayı düşünen, ona göre oyuncularla kadrosunu oluşturan bir takım. Tabii ki liginde daha fazla topa sahip oluyorlar kendi liglerinde. Avrupa'daki maçlarda bu biraz değişiyor. Biz de topa sahip olmayı seven bir takımız. Yarın hem toplu oyunu hem de topsuz oyunu iyi oynamamız gerektiren, yüksek konsantrasyonla oynamamızı gerektiren bir maç oynayacağız. Biz Avrupa'da UEFA Konferans Ligi'nde yolumuza bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu ilk 8 olur, ilk 24 olur. Eğer bunu başarmak istiyorsak bunun yolu böyle maçları kazanmaktan geçiyor. O yüzden bizim için çok önemli. Final gibi bir maç oynayacağız yarın. Umarım keyifli, izleyenlerin zevk aldığı bir maç izletebiliriz herkese. Hocanın açıklamalarını ben de takip ettim. İddialı teknik adamları severim çünkü ben de iddialı bir teknik adamım. Ama yarın burada konuşmaktan çok sahada konuşmanın daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane ilk maçını kaybetmiş takımın mücadelesi. Biz Konferans Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesiyiz. İlk maçımızı kendi sahamızda çok güçlü bir takıma kaybettik evet ama ilk maçımızı kendi sahamızda kaybetmiş olduğumuz için yarın maçın önemi bizim için çok çok daha büyük. Çünkü bizim üzerimizdeki beklenti daha fazla. Ben Selye'nin o kadar baskı altında olacağını düşünmüyorum. Daha rahat olacaklarını düşünüyorum. Ama iddialı bir takım, iddialı bir hocadan bahsediyoruz. Bu ligde şampiyonluk yaşamış bir hocadan bahsediyoruz. Kenardan iyi yönetilen, belli bir planı olan bir takım. Ama biz kendi oyun gücümüzü, kendi planımızı, kendi kurallarımızı sahaya getirip yarın sahada ciddi bir şekilde oyunu oynayarak maçı kazanmak istiyoruz. Yarın rotasyon yapmamızı gerektiren hiçbir durum yok. Çünkü son maçımızla bu maç arasında 5 günlük bir fark olacak. Biz sahada yarın hem toplu oyunu hem de topsuz oyunu çok iyi oynayabilecek en iyi 11'imizle sahada olmak istiyoruz. O yüzden rotasyon yapmayı düşünmüyoruz. Yapmayacağız da zaten. Serdar konusuna gelince de bugün tek eksiğimiz Serdar olacak. Tam kadro yarın hem sahada hem de kulübede olacağız. Serdar en kısa zamanda 2 gün içinde veya 3 gün içinde antrenmanlarına ve koşularına başlamış olacak. Fanatik gazetesi. Haydi Başakşehir. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında bugün Slovenya ekibi Selce ile karşılaşacak. Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera'nın çalıştırdığı Sloven ekibi karşısında turuncu lacivertli ekibin tek hedefi kazanmak diyor efendim. Bu detayı verelim. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Calo da görev yapamayacak diyor Fanatik gazetesi. Şimdi sıradan devam. Hakemler belli oldu. Trendyol Süper Lig'e geçiyoruz. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta hakemleri bu şekilde efendim. Şöyle bir genel detay bakalım. Adana Demirspor, Sivasspor, Atilla Karaoğlan, Hatayspor, Kayserispor, Zorbay Küçük, Kasımpaşa, Samsunspor, Çağdaş Altay, Göztepe, Trabzonspor, Cihan Aydın, Gaziantep, Konyaspor, Burak Pakkan, Alanyaspor, Antalyaspor, Yasin Kol, Fenerbahçe, Bodrum Futbol Kulübü, Mehmet Türkmen, Başakşehir, Eyüpspor, Abdullah Buğra Taşkınsoy ve haftanın dev maçında derbisinde Galatasaray Beşiktaş maçında hakem Arda
kardeşler. Bu detayı da verelim efendim. Arda kardeşler derbinin hakemi olarak atandı ve 10. hafta hakemleri bu şekilde. Şimdi Trabzonspor diyeceğiz efendim ve Trabzonspor'dan bir haberimiz var. Bordo Mavililer'de önemli tabii ki bir galibiyet alındı Başakşehir karşısında. Moraller yerine geldi ve artık Göztepe maçına gözler çevrildi. Milli ara sonrası Başakşehir galibiyetiyle moral toplayan Trabzonspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Trabzonspor'da 5. dönemini geçiren Şenol Güneş'le 2 deplasman maçına çıkan Bordo Maviller, önce Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 0-0, daha sonra da Atakaş Hatay Spor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Karadeniz ekibi deneyimli hocayla deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo Maviller bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 3 ayrı çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibi ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivas Spor karşısında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bir sonraki deplasmanda İKAS Eyüpspor'la karşılaşan Karadeniz ekibi bu maça geçici olarak takımın başında bulunan Futbol Genel Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Bordo Maviller İstanbul deplasmanından da golsüz beraberlikle döndü. Ligde 8 hafta sonunda 12 puanı bulunan Trabzonspor bu puanların 4'ünü dış sahada elde etti. Trabzonspor'dan gazetelere hemen bakalım. Fanatik gazetesi Banza fırtınası diyor. 28 yaşındaki yıldız santrafor antrenmanlarda adeta hırs yaptı. Kongolu forvet dünkü çift kale maçta attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı. Göztepe deplasmanında Trabzonspor'un en büyük gol silahı olacak diyor. Burada Fanatik gazetesi fotomaç gazetesini rica edelim. Can kurtaran Mendy Başakşehir maçında 7.8 reytingle oynayan 24 yaşındaki futbolcu %92 pas isabeti, 11'de 9 ikili mücadele kazanma, 2 top kapma ve 3'te 3 çalım başarılarıyla ön plana çıktı diyor. Değeri yükseliyor, 4.4 milyona alınmıştı, detayları da var. Bu gazeteyle birlikte efendim bu dilimi noktalıyoruz. Saatler 8'i yani saat başını gösterdiğinde başlama vuruşu devam edecek. O yüzden bir yere ayrılmayın. Bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 8'i gösteriyor. Başlama vuruşuna devam ediyoruz. Saat 7 diliminde size detayları aktardık. Şimdi 8 diliminde de detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Gazete manşetleriyle başlayalım. Sıradaki gazetemiz yani bu bölümdeki ilk gazetemizi ekranlara alacağız şimdi. Detaylara bakacağız. Bugün Avrupa'da önemli karşılaşmalar var ve dün de çok önemli bir maç vardı. Galatasaray'la başlıyoruz. Fotomaç gazetesi her yerde lider başlığını atmış. Süper Lig'de açık ara zirvede yer alan Cimbom dün İsveç ekibini yenerek puanını 7'ye çıkarttı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde averajla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Elfsborg karşısında zafer gollerini Mauro Icardi, Patterson kendi kalesine, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti diyor efendim. Bu detayı verelim. Şimdi sıradan devam edelim. Hürriyet gazetesi. Icardi ile birlikte oynadığımızda hiçbir defans bizi durduramaz. Victor Osimhen'in açıklamalarına yer verilmiş ve tabii ki büyük manşette de galibiyeti görmüş. Avrupa'da da istediğini aldı. Galatasaray gol düellosuna sahne olan maçta Elfsborg'u mağlup etti diyor Hürriyet gazetesi de. Burada bu detayı da verdik. Sıradan devam edelim. Geldi efendim Posta gazetesi ekranlarda. Aslan krizden zaferle çıktı diyor. Galatasaray Elfsborg karşısında devreyi Icardi, Patterson kendi kalesine ve Barış Alper'in golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarı skoru 3-2'ye geldi. Sıkıntı başladı. Yunus'un sayısı Aslan'ı rahatlattı. Avrupa Ligi'nde 7 puanı yükselen Cimbom ilk 8 iddiasını korudu diyor. Bu gazetede de Posta gazetesinde de Galatasaray'la ilgili efendim bu detayı da verelim. Sırada Milliyet gazetesini göreceğiz. TFF'ye protesto. Galatasaray Okan Buruk'la ilgili açıklamaları ve Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevki nedeniyle tepki gösterdi. Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun Cefer'in onuruna verdiği yemeğe katılmadı diyor.
Daha sonrasında tabii maçı birlikte izlediler Dursun Özbek, Cefer'in ve İbrahim Hacı Osmanoğlu. Onu da belirtelim ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düzenlediği yemeğe tepki olarak katılmadı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Ve Galatasaray'da zannediyorum son gazetemiz gelecek. Fotomaç gazetesi ekranlara geldi. Usta işi, goller. Galatasaray Elfspor karşısında hata yapmadı. Sarı Kırmızılılar Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 7 gol atarak öne çıktı diyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un açıklamaları: maçın büyük bölümünde doğru işler yaptık, aksiyonları doğru uyguladık. 4 gol attık, 8-9 tane de rahat rahat gol atabilirdik diyor Okan Buruk. Bu detayı da verelim. Barış'tan bir ilk şeklinde bir köşe var. Barış Alper Yılmaz kariyerinde ilk kez Avrupa Kupalarında gol sevinci yaşadı. Barış Alper dün akşamla birlikte 24. Avrupa maçında ilk kez sevindi. 24 yaşındaki Yıldız daha önce sadece 4 asist yapmıştı diyor Fotomaç gazetesi efendim. Şimdi sıradan devam ediyoruz efendim ve şöyle bir bakıyoruz. Posta gazetesi arkama geldi. Gurur gecemiz olsun başlığını görüyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa sınavına çıkıyor. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe saat 22'de Manchester United'ı konuk edecek. Beşiktaş aynı saatte Fransa'da Lyon önüne çıkacak. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir 19.45'te Celje deplasmanında olacak diyor efendim. Ve ülke puanı için önemli maçlara çıkacağımızın altı çiziliyor. Şimdi sırada Fenerbahçe var efendim. Fenerbahçe ekranlara gelecek ama Fenerbahçe'de önce bir fikstürü rica edeceğiz. Arkamıza da alacağız. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürünü görüyoruz. Fenerbahçe Union Saint-Gervais'ı ilk maçta 2-1'le geçmişti. Twente Fenerbahçe maçı 1-1'lik eşitlikle son bulmuştu ve Sarı Lacivertler bugün saatler 22'yi gösterdiğinde Manchester United'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi ise AZ Alkmaar olacak. Bu detayı verelim. Şimdi gazetelerle devam edelim efendim. Şöyle bir bakalım gazetelere. Fenerbahçe'de Fotomaç gazetesi Kadıköy'den çıkış yok başlığını atıyor ve bu detayı veriyor. Sarı lacivertli takım Kadıköy'de taraftarlarının önünde Manchester United'ı devirmek için sahaya çıkıyor. Jose Mourinho'nun da eski takımı olan İngiliz ekibindeki ciddi eksikler göze çarpıyor. İki takımda da eksikler var. Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Osterwolde'nin sakatlığı moralleri bozdu. Kostić ve Levent Mercan UEFA kadrosunda yok. Manchester United'da ise 6 sakat, 1 cezalı oyuncu var. Manu'da Maino, Maguire, Shaw, Malasia, Yoro ve Collier sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bruno Fernandes de cezalı olduğu için bu maçta yok. Bu detayları da vermiş. Keza yine Cengiz Ünder de sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Bartu, Kostić, Levent Mercan, Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yer almadıkları için Manchester United maçında forma giyemeyecekler efendim. Bu detayı da verelim. Sıradan devam edelim. Fanatik gazetesi eksik ama moralliler. Manchester United Premier Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Özellikle gol yollarında yaşadıkları sıkıntı bunun en büyük nedenlerinden biri. Ayrıca sakatlıktan en çok çeken takımların başında geliyorlar. Tüm bunları göz önüne alırsak Fenerbahçe için güçlü rakibiyle karşılaşılacak en iyi dönem olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik yeri belki de doldurulamayacak tek isim olan kaptan Bruno Fernandes de cezalı durumda. Öte yandan son Brentford maçında 1-0 geriye düşüp 2-1 kazanmaları büyük moral oldu. Ayrıca hücumda bu sezon en akıcı oldukları karşılaşmalardan biriydi. Garnacho ve Rashford'un formunu yükseltmeleri bizim için handikap şeklinde Fanatik gazetesinde bir değerlendirme yapmış Arda Erol Manchester United'a dair. Bunu da sizlere aktardık. Sıradan devam efendim. Akşam gazetesi geliyor. Fener dev randevuda. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3. maçta bu akşam 22'de Manchester United'a konuk edecek. Sol bek Osterwolde sakat. Kostić ve Levent de listede yok. Kanarya buna rağmen zafer arayacak diyor efendim. Burada da akşam gazetesi ve Yeni Şafak gazetesi ekranlara gelecek. Yeni Şafak gazetesini görüyoruz. Fenerbahçe'nin konuğu Manu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sarı lacivertliler eski günlerinden uzak rakibini mağlup edip hem puan cetvelinde yukarılara çıkmak hem de Süper Lig'de yaşadığı olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor diyor efendim. Gazetede de Yeni Şafak gazetesinde de bu detayı da verelim. Şimdi
Beşiktaş'ın şöyle bir Avrupa fikstürünü rica edeceğim, ekranlara gelsin. Bir taraftan şuradan da ben de açayım, bende de bulunsun. Şimdi Beşiktaş'ın fikstürü ekranlara geldi. İlk maçta Ajax'a 4-0 mağlup olmuştu siyah beyazlılar. İkinci maçta iç sahada Frankfurt'a 3-1'lik skorla yenilmişti. Ve Beşiktaş'ta sıradaki durak Fransa, Lyon. Bugün saat 22'de oynanacak maç. Beşiktaş ardından Malmö ile karşı karşıya gelecek ve aşağı doğru da devam edecek. Bu detayı da verelim efendim. Şimdi gazetelerle devam edelim. Beşiktaş'ın da bugün çok kritik bir karşılaşması var. Burada da belirttiğim gibi Lyon'la kozlarını paylaşacak siyah beyazlılar. Ve gazete manşetlerini de rica edelim. Beşiktaş'tan Sabah gazetesi de gelecek zannediyorum. Evet, ilk zaferin peşinde. Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax yenilgisiyle başlayan ardından Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Lyon karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Maçta Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Sakat olan Milot Rashica, Gabriel Paulista, Mert Günok ve Chamberlain kadroda yer almadı. Konyaspor maçında kadroya dahil edilmeyen Onana ise herhangi bir sakatlığı ve yabancı sınırı olmamasına rağmen Lyon kafilesine kendisine yer bulamadı diyor efendim. Bu detayı da verelim, sizlere aktaralım. Şimdi sırada Fanatik gazetesi var. Akıllar derbide, ayaklar Lyon'da. Kartal bu akşam Avrupa Ligi 3. maçında Lyon'a konuk olacak. Alınacak bir puan bile yola devam için umut ışığı demek. Teknik ekip ve oyuncuların aklı Galatasaray derbisinde olsa da siyah beyazlılar yıldızlarıyla bu maçı kazanıp derbiye motive bir şekilde çıkmak istiyor diyor efendim. Şimdi Sabah gazetesi gelecek. Semih ve Muçi rekabeti kızıştı. Beşiktaş'ta son dönemde ismi en çok yan yana gelen isimler arasında Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi var. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst 4 maçtır üst üste 11'de şans tanıdığı Muçi ile 7 maç kulübede tuttuktan sonra Konyaspor mücadelesinde 11'de oynattığı Semih arasındaki rekabeti artırdı. Son maçta ilk golü getiren, penaltıyı kazandıran Semih Avrupa Ligi'nde ilk kez 11'de oynamayı arzu ediyor. Ancak Frankfurt karşısında sol kanatta görev alan ve Konyaspor maçında da 4-3-3'e döndükten sonra sağ kanattan sola çekilen Muçi bir adım önde gözüküyor. Diğer taraftan Fedakar Ersin başlığını görüyoruz. Ersin Destanoğlu sakat durumda ama kadroda yer aldı. Gözler Ersin Destanoğlu'na çevrilmişti Mert Günok'un sakatlığının ardından. 23 yaşındaki file bekçisinin oynayabilmesi için sağlık heyeti her türlü yolu denedi ve sonuç alındı. %100 hazır değil diyor. O bu yüzden yedek kulübesinde de Göktuğ Baytekin oturacak. Ersin'de herhangi bir negatif durum olması halinde Göktuğ Baytekin süre alacak efendim. Bu detayı verelim. Yeni Şafak gazetesi Beşiktaş Lyon'da siftah peşinde. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçını yenilgiyle kapatan Beşiktaş bugün 3. hafta maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. Siyah beyazlılar 2'de 2 yapan Fransız rakibi karşısında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Şimdi Başakşehir'le devam ediyoruz efendim. Başakşehir'de Fotomaç gazetesi ekranlara gelecek. Başakşehir'de bugün Selce deplasmanında saat 19.45'te oynanacak maç. Fotomaç gazetesi de böyle bir detayı vermiş. Başakşehir Konferans Ligi'nde Slovenya'dan Selce'ye konuk olacak. İlk maçını kaybeden iki takım saat 19.45'te karşı karşıya gelecek diyor efendim. Bu detayı da veriyor. Şöyle bir muhtemel 11'lerine de bakalım. Başakşehir'de Deniz Opoku, Bağ, Berat, Onur Davidson, Kemen Crespo, Deniz Piontek ve Figueiredo şeklinde bir muhtemel 11 gözüküyor. Diğer tarafta da Başakşehir'in kadrosu böyleyken, muhtemel 11'i böyleyken, Selce'de ise Rozman, Vuklisevic, Zec, Nemanic, Dusa, Matko, Şeşlar, Şvetlin, Nieto, Bobicaneç ve Kusis şeklinde bir muhtemel 11 beklentisi var. Selce'de de bu detayı da sizlere aktaralım. Şimdi Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor'da Fanatik gazetesi ekranlara gelecek. Önce Göztepe, sonra Fener. Başakşehir galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da Şenol Güneş ipleri sıkı tutuyor. Oyun olarak daha hızlanmalıyız diyen tecrübeli hoca, derbiyi bırakın, önce çok zorlu bir Göztepe deplasmanı var, mutlaka kazanmak zorundayız, maç maç gideceğiz sözleriyle takımını hazırlıyor diyor efendim. Fotomaç gazetesi, bir maçtan fazlası. Bu sezon Süper Lig'de üst üste galibiyeti bulunmayan Bordo Mavililer, Cumartesi İzmir deplasmanında Göztepe'yi yenerek
bu şanssızlığını kırmanın planlarını yapıyor diyor efendim. Bu detayı da verelim. Yükseliş için önemli viraj ve iki takımın puanları eşit şeklinde de başlıklar var. Bunu da aktaralım ve iki takımın puanları eşit 12. Yani Trabzonspor Göztepe deplasmanında ve Göztepe'nin de Trabzonspor'un da bu noktada aynı puanda olduğunu ve kritik bir maça sahne olacağını da söyleyelim bu maçın. Bunu da aktaralım. Şimdi Sözcü Gazetesi ekranlara gelecek. Güneş dışarıda doğacak mı? 3 farklı hocayla 4 dış saha maçını da kazanamayan Trabzonspor Göztepe karşısında cumartesi günü Şenol Güneş yönetiminde deplasman fobisini bitirmenin planlarını yapıyor diyor efendim. Bu detayı da aktaralım ve genel olarak da maç öncesi detaylara aktarmış. Burada Trabzonspor'la ilgili haberi görüyoruz efendim. Şimdi efendim şöyle bir şey, şöyle bir habere geçiş yapıyoruz. Kasımpaşa'da Nuno da Costa etkisi var. Geçen sezon çok iyi bir performans göstermişti. Bu sezonda fena bir başlangıç yapmadı ve Kasımpaşa'nın golcüsü yine ön planda. Kasımpaşa'nın skor yükünü sırtlayan Nuno da Costa performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen lacivert beyazlılar ikinci galibiyetini aldı. Kasımpaşa 11 puana ulaşırken rakip filelere de 11 gol yolladı. Paşa'nın tecrübeli golcüsü Nuno da Costa 4 golle en skorer isim olurken Benko Anez ve Hayradinovic ikişer, Wing Mamadou Fall ve Berekalo ise birer gol kaydetti. Deneyimli golcü Hatayspor ve Galatasaray maçlarında son dakikada attığı gollerle Kasımpaşa'ya 1 puanı getirdi. Kasımpaşa'nın geçen sezon Fransa temsilcisi Auxerre'den transfer ettiği Nuno da Costa, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta görev aldı. 29 maçta süre alan deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 14 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Euroleague'de heyecan sürüyor efendim. Artık basketbola geçiyoruz. Gazete manşetlerinin nabzını tuttuk sizlere. Futboldan detayları aktardık. Şimdi Euroleague'le devam ediyoruz. Ve Euroleague'de dün tek maçla başladı. Virtus Bologna Partizan'ı deplasmanda 70-69'la geçti. 24 Ekim Perşembe yani bugün Monaco Paris basketbolu Zalgiris Kaunas Maccabi Tel Aviv'i saat 20'de konuk edecek. 21.30'da iki maç var. Temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano deplasmanında. Baskonya ise Alba Berlin'i ağırlayacak. Real Madrid Kızıl Yıldız maçı ise 21.45'te. Yarın Fenerbahçe, Beko, Ergin Atamanlı, Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak maç. Ardından 21.30'da Barcelona Azvel ve 21.45'te Bayern Münih Olympiakos karşılaşmalarını takip edeceğiz. Bu detayı da verelim ve devam edelim. Olimpia Milano Anadolu Efes maçı bugün dedik efendim ve maç öncesi detaylara şöyle bir bakalım. Türk Hava Yolları Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes 5. haftada İtalya'nın Olimpia Milano takımıyla karşılaşacak. Milano'daki Unipol Forum spor salonunda oynanacak maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Euroleague'de bu sezon 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes 9. sırada yer alıyor. 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Olimpia Milano ise 17. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, Milano maçıyla Avrupa kupalarındaki 841. sınavına çıkacak. Lacivert Beyazlılar, Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet, 366 yenilgi yaşadı. Temsilcimiz, iki kez şampiyonluk yaşadığı THY Euroleague'de ise 593. müsabakasını oynayacak. Anadolu Efes bu organizasyonda oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı. Evet efendim, basketboldan haberleri de sizlere aktardık. Dediğim gibi yarın da Fenerbahçe Panathinaikos mücadelesi oynanacak. Bu maçta oldukça kritik. Şimdi dış haberlere geçiyoruz. Zaten ardından da ET Spor editörü Melih Aydoğmuş'la birlikte başlama vuruşunda her zaman olduğu gibi dış basın köşemizde şöyle bir Şampiyonlar Ligi maçlarını konuşacağız ama UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Borussia Dortmund'u sahasında 5-2 ile geçen Real Madrid'de kaleci
Thibaut Courtois'ın sakatlığı moralleri bozdu. Real Madrid'de Courtois şoku yaşanıyor. İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Bu maçta kaleyi koruyan Belçikalı eldivenden gelen kötü haberse moralleri bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki kalecinin sol bacak adüktör kasından sakatlandığını duyurdu. Resmi açıklamada sahalardan uzak kalacağı süreye dair bilgi verilmedi. Eflatun beyazlılara yakın kaynaklarsa Courtois'un sakatlığı dolayısıyla 2-3 hafta takımla olamayacağını belirtti. Belçikalı kaleci geçen sezon yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlıkları nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Courtois bu sezon şu ana kadar 12 maçta forma giymiş ve bunların 4'ünde kalesini gole kapatmıştı. Evet efendim, şimdi NBA ile devam ediyoruz. NBA'de 2024-2025 sezonu resmen başladı ve günün ikinci ve son maçında, yani bugünün değil bir önceki günün açılış gününün ikinci ve son maçında Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves'u konuk etti. LeBron James ve Bronny James ise tarihe geçti. Normal sezon heyecanının başladığı NBA'de tarihe geçen bir karşılaşma oynandı. Los Angeles Lakers'ın Minnesota Timberwolves'u ağırladığı maçta James ailesi tarihe geçti. LeBron James ve oğlu Bronny James'in aynı anda sahada bulunarak tarihe geçtiği maça Anthony Davis damga vurdu. Los Angeles Lakers karşılaşmayı 110-103 kazandı. Lakers cephesinde galibiyeti getiren performans Anthony Davis'ten geldi. Yıldız oyuncu karşılaşmayı 36 sayı ve 16 reboundla tamamladı ve double-double yaptı. LeBron James ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken oğlu Bronny James 2 dakika 41 saniye süre aldığı maçı skor bulamadan kapattı. Minnesota cephesinde ise Anthony Edwards'ın 27 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Anthony Edwards ready to take the mantle. One of the best players. Evet efendim, şimdi başlama vuruşunda dış basın köşesi HT Spor editörü Melih Aydoğmuş bizlerle birlikte. Melih, günaydın. Hoş geldin. Günaydın Ata. Hoş bulduk. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan devam etti. Bugün hatta Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. Şampiyonlar Ligi'nde devam etti. Konferans Ligi'nde de bugün maçlar var. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi sonuçlarını rica edelim. Yönetmenim Gizem Direk'ten alalım arkamıza ve üzerine konuşmaya başlayalım. Tabii dün de dikkat çekici yine sonuçlar vardı ve bugünün bu program arkadaşlar, dünkü sonuçları. Program sonuçları rica edeyim ekranlara. Hata oldu. Biz şöyle bir genel söyleyelim, okuyalım buradan. Atalanta ile Celtic golsüz berabere kaldılar. Senin çok gol beklediğin bir maçtı. Yine Celtic, beklenti deyince de biz. Atalanta yani. Deplasmanında 0-0'lı geçtikle berabere kaldı. Brest Leverkusen 1-1 berabere sonuçlandı. Atletico Madrid Lille maçı. Lille Real Madrid'in ardından Atletico Madrid'i de devirdi. 3-1'lik skorla yendi. Barcelona Bayern 4-3'lük skorla kazandı. 4-1'lik skorla kazandı. Barcelona bu maçı konuşacağız. Bugünün maçı arkadaşlar, LED'i alabilir miyiz? Avrupa Ligi'ni okumuyorum. Benfica Feyenoord maçı. Feyenoord deplasmanda 3-1 kazandı. Benfica'yı mağlup etti. Manchester City Sparta Prag'ı 5-0'la geçti. Leipzig Liverpool maçı, bu maçta dünün heyecan verici maçlarından biriydi ve Liverpool Leipzig'i 1-0'la geçti. Yine Dinamo Zagreb Salzburg'u 2-0 mağlup etti ve Inter Young Boys'u 1-0 mağlup etti. Günün sonuçları bu şekilde efendim. Dünün sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde. Melih, Barcelona Bayern Münih maçıyla başlayalım. Dün Lille'de, gerçi onu da konuşacağız ama Barcelona gerçekten çok net bir galibiyet. Hansi Flick eski takımına karşı şov yaptı. Yani o maçta bence konuşulacak birçok şey var. Hem Hansi Flick'in yapmış olduğu, eski takımına karşı almış olduğu galibiyet, Barcelona'nın kadrosunun gençliği, Münih kadrosunun yetersiz kalması, Barcelona'nın geleceğe dair tamam ben bu yarışa yeniden gireceğim mesajı vermiş olması gerçekten birçok anlamda çok değerli bir maçtı. Barcelona kadrosundaki 11 oyuncunun sence kaçı 19 yaş ve altındadır? Hiçbir fikrim yok. 6 kişi. 6 kişi. 6 oyuncu 19 yaş ve altında. Üstelik Ter Stegen gibi tecrübeli bir kaleci sahada yer almıyor. Lewandowski takımın en olgun ismi.
Evet, ve sonuçlar da ekrana geldi. Az önce okuduk. Maçı izlerken ben şöyle bir şey düşündüm. Normal şartlarda Bayern Münih böyle topyekün atak yapabileceğiniz bir takım değildir. Yani sizi bir cezalandırır ve devam gelir. Biliyorsunuz bunu birçok takım daha önce tattı. Evet. Yani bir gol atıyor, öne geçiyor ve attığına pişman olurcasına skorlarla karşılaşmıştı. Dünkü Barcelona kadrosu bence o kadar toy ve genç ki hani çocuklara bir şey yapmayın dersin de o inadına yapar ya. Tam öyle oynuyorlardı böyle. Frene basman gerekiyor bir yerde belki. Çocuklar yani karşılarındakinin Bayern Münih olduğunu işte Neuer karşılarında, Müller karşılarında, Joshua Kimmich, Kimmich gibi gayet kendini ispatlamış, kimse artık futbolu bırakmaya gelecek yaşlara gelmiş. Çok tecrübeli isimler olmasına rağmen eğlenerek bu oyunu oynadılar dünkü maçta bence Barcelona ve onun da karşılığını aldılar. Bir de gerçekten Hansi Flick yani Bayern Münih'i de bir yakından bilen şöyle bir Alman olarak hani Bayern Münih durmaz dedin ya işte evet, Hansi evet. Flick de o ekolden durmadı. Aynen bir Alman'ı da bence böyle bir Alman yenebilirdi sanırım. Bir de muhteşem hazırlanmışlar. Yaptıkları oyunlarda ve şimdi bazı pozisyonlar var. Hele Lewandowski'nin attığı bir gol vardı. Pardon, Harry Kane'in attığı bir gol var. Ya dizinin ucu offside çıktı. O kadar ince pozisyonlar veriyorlar 11. ki. 11. dakikada. Evet evet. O kadar ince savunmayı önde kurdu Barcelona ve Münih ne zaman arkaya kaçmaya çalışsa bir şekilde offside'a düşürdüler. Belki o golde hani çok ince bir fark bu arada. Dizinin ucu offside çıktı Kane'in. O pozisyon belki gol olsa maçın gidişatı böyle olmayabilirdi ama tabii sonsuz ihtimaller silsilesi. Yani artık olmadı ve onun konuşmanın bir anlamı yok. Muhteşem bir şekilde savunmayı önde kurdular. Her seferinde riski aldılar. Attıkları goller zaten bence çok üst düzey. Bayern Münih de biraz önde basmaya çalıştı. Daha doğrusu önde karşılamaya çalıştı ama cezaları da kestiler. Rafinha da dün oynadığı 100. maçmış Barcelona formasıyla. Hat-trick yaptı. Kendi adına verebileceği en güzel hediye buydu. Dakika 1, gol 1. Evet. Klasik. Çok hızlı başladılar. Bir de hani o paslaşmalar, Kim Min-jae'nin ben bu kadar açık alanda iyi bir stoper olduğunu biliyor olmamıza rağmen Rafinha'nın özellikle ilk attığı golde çok büyük bir hata yaptı. Hani hamle yaptı resmen ve daha da önde yakalanmasına sebep oldu. Arka taraf bomboş. Rafinha da gidip kaleci de çalınmayıp bir de Neuer'e yapıyor bunu. Onu da çalınmayıp golü attı. Ben çok keyif aldım maçtan ki biliyorsun ben Madrid taraftarıyımdır hani az buçuk. Barcelona'dan bu kadar keyif alacağımı, bu kadar etkileneceğimi beklemezdim. Ama sen de dün söyledin ya Barcelona bu sezon farklı ve sanki lig şampiyonu da Barcelona evet. Rahat bir şekilde olacak gibi gözüküyor diye. Gerçekten Barcelona bu sezon çok başka. Ve yani, hani o kadronun yavaş yavaş oturduğunu, hani genç oyuncular ama işte diyorsun ya şimdi mesela Rafinha kaç yaşında? Rafinha da yani 23 bir diye bakacağım. Düşünüyorum mesela. Ama Barcelona ile 100 maç yapmış bak. Ben çok şaşırdım buna. Rafinha 27 yaşına gelmiş. 27 yaşına gelmiş. Yani bence Rafinha diye birisi yoktu. Evet. Yani, bir anda böyle bu sene tap yaptı. Zaten hangi takımdan gelmiş? O zaman Leeds'ten mi gelmişti? Yani o tarz bir takımdan geldi. Evet, tam hatırlamıyorum ama o tarz bir takımdan hemen geldi. Yani İngiltere'den bir takımdan evet, geldi Leeds, doğru. Hatırlıyorum. Leeds değil bak, mi? Sporting evet. Normalde senin komşun yani İspanya'dan direkt transfer etmen gereken evet, bir futbolcu bu. Portekiz'den İspanya'ya orada transfer etmen gereken. Orada çok olduğu için söylüyorum bunu. Evet. Yani önce Rennes yapmış, Leeds yapmış gayet. Baş altı takımlar, ya baş altı takım bile değil bunlar aslına bakarsan. Yani bayağı alt lig takımları. Ki o zaman eleştirildi de hatta yani bu kadar Neymar'lar vesaire gitti ki o dönemlere aşağı yukarı tekabül ediyor. Evet. Osman Dembele ondan önce mesela transfer eden isimlerden biriydi. Ya yani Rafinha işte bu tarz bir oyuncu olmalı mıydı, olmamalı mıydı çokça konuşuldu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sanki Rafinha geldiğinde Coutinho da mı o dönemde geldi ya da o dönemin devri o dönem, arasında geldi. Coutinho'nun böyle artık gitmesi beklenen yani dönemler. Doğru gitmesi beklenen dönemlerde. Yani evet, orada o çok büyük transfer konuştum. Hataları vardı onların biliyorsun işte. Yani, Aubameyang, evet. Coutinho, Sergio Dest. Sergio Dest diye bir Hollandalı sağ beke 40 milyon euro para vermişti Barcelona. İnanılmaz yani kötü. Yani Erik ten Hag öyle bir noktaya çekti ki işi Barcelona'nın o Sergio Dest hamlesi falan hafif kaldı ama yani. Ya, evet. Antony'ye falan verdiği paraları onunla birazdan konuşuruz. Evet, çok güzel bir röportaj değil yazı var Mourinho hakkında ona dair. Evet. Öyle. Onunla da konuşuruz. Bir de şimdi bu kadroyu tutturdu Barcelona yani. Onu Barcelona Bayern Münih maçına dair eklemek istediğin bir şey var mı? Buna dair bir gazetemiz vardı bunu Deportivo. Tamam onu alalım. Ardından bir Lille maçına da geçmek istiyorum. Bu gazete değil arkadaşlar. Bu Benfica Feyenoord maçı ilgili bunu da konuşacağız şöyle ama. Şöyle Deportivo Recital başlığını vermiş böyle hani bunu bilmek için de zaten şeye gerek yok ya. Dil bilmeye gerek yok ya. Evet, o yüzden söylemiştim. Bu. Recital. Çok iyi. Çok güzel bir. Şimdi Kunde, Ansu Fati diyorsun işte Yamal, Iñaki Peña kaleci.
Barcelona formasını çıkarsan, göstersen işte fotoğraflarını çocuklara. Ansu Fati biraz bilinir diyelim de. Kunde de işte ama Ansu Fati'nin bilinmesi de Barcelona'da olması yani. Evet yoksa... tabii. Yani klasik bir Barcelona kadrosu değil böyle Ansu Fati işte. Ansu Fati aslında yani Yamal'ın yaptığı çıkışı yapması beklenen ilk profildi. Ama işte iki kere diz gidince... sakatlıktan dolayı bir türlü şey yapamadı. Yani Coutinho'lar işte Aubameyang'lar, Alexis Sanchez'ler ya bizim bildiğimiz klasik Barcelona yani büyüdüğümüz Barcelona yerine şimdi yeni bir Barcelona oluşuyor ve bu da işte atıyorum bu arada hemen başarı gelmeyecek bence Avrupa'da. En az bir 3-4 senesi var Barcelona'nın yeniden Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final final yapmaları adına ama o kadroda şu andan itibaren doğuyor bence artık. Evet peki Bayern Münih'e de çok kısa değinelim Melih. Yani Vincent Kompany için çok çok kötü bir sınav. Evet işte dünkü maçlardan bir tanesi göstergesi de buydu. Hani dedim ya Barcelona geleceğe dair büyük bir mesaj vermişken Kompany de bence büyük bir soru işareti oluşturdu. Evet. Avrupa'da yani ligde çünkü iyi bir gidişatları vardı bir yere kadar. Bak, şunu demek istemiyorum hani kim olursa olsun zaten iyi gidecek. Yani Tuchel de iyi gitti bir yere kadar. Yani Tuchel kötü bir sezon geçirmesine rağmen Dortmund'dan evet. Şampiyonluğu aldı ki Dortmund verdi aslında. Evet yani o bir zaten filtre değildi ya da referans değildi Kompany için. Zaten beklenen ondan Şampiyonlar Ligi arenasında neler yapacağıydı. Evet 8-1 yendi bir rakibini yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer tanesini yine 5-0 gibi yenmişti. Sallamayayım şimdi sarkamlar ama öyle yani iyi gitmişti evet. Ama ilk büyük sınavda buydu şu an Bayern Münih'in daha şu ana kadar karşılaştığı. Buradan da olabilecek en kötü şekilde ayrıldı. Yani Harry Kane vesaire bu kadar oyuncuyu kullanamamak onun için kötüydü. Bir iç sayfası da olması lazımdı bir gazetenin. Evet, bir sayfa, orada da bu sayfanın herhalde bir de iç sayfası var. Onu da rica edelim. Barcelona Bayern Münih maçıyla devam edelim. Şimdi, çünkü KC'de de onu görüyorum ya. Yani Oktoberfest evet, Bordeaux lacivert Mundo Deportivo'dan güzel bir başlık. Ya yani güzel bir gönderme olmuş. Şimdi malum Ekim ayı içerisindeyiz. Lafını kesiyorum Melih. Ben şu Spotify logosunun formaya yakışmasına bayıldım. Bayıldın mı? Yani çok şık, şık duruyor. Forma şık duruyor yani. Biz de burada özel reklam yapıyor gibi olduk ama gerçekten forma, o Barcelona logosunun üstte olması. Ya Barcelona'nın böyle bu eski tarz logolarına o şeyi, altın rengi çok yakışıyor. Ve işte bizde de bence hani bu konuşulması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yeni yeni büyük takımlar buna geçmeye başladı ama sponsor logolarının takımın kendi isteğine göre renklendirebilmesi gerekiyor. Bazı işte sponsorlar buraya yeşil yaptığını düşün. Sponsor logosunu bizde olsaydı muhtemelen yeşil olurdu. Yani kendi logosu olurdu burada markanın. Ama işte bak bu tarz olunca bir bütünlük katıyor ve o bütünlük gerçekten formayı da çok şık gösteriyor. Bizde ciddi problemlerden birisi bu. Yani hep sponsorun kendi o reklam şeyiyle yapıyoruz. Bu formaya ben bayıldım. Bak güzel bir yere yani değindin. Bir kez daha böyle şimdi görünce. Türkiye'den evet. Bir örnek vereyim sana. İşte meşhur bir burger firması diyeyim işte. Vakti zamanında Fenerbahçe stadında açmak istiyor şube. Ama renkleri sarı kırmızı. Yani uyar mı Kadıköy'e Fenerbahçe'de? Uymaz. Mecburen renk değiştirip açmıştı ve o da dünya çapında o firmanın renk değiştirdiği ilk şubeydi hatta. Evet. Mesela öyle bir durum var. Yani Taksim'de biliyorsun bir dönem öyle bir kural vardı. Şimdi öyle bir kural tabii kalmadı da Taksim'de biliyorsun hep belli bir renk. Hani başka bir logo böyle renkli bir logo benim logom bu diyemiyordun. Ki bunu birçok yerde de yurt dışında da gördüğümüz birçok yer var. Çok hani güzelmiş. Başkentlerde. Çok güzel böyle nasıl söyleyeyim belli bir rengi var o sokağın. Ha, atıyorum, Bodrum'da gidip yeşil bir bina yapamazsın gibi. Gibi. O beyazlıkta. Yani tabelada o şeyi yani işte bu bütünlük sağlıyor ve bu da bence çok güzel bir bütünlük. Bunu hani tamamen bizim ligde de bence oturtulması gerekiyor ki bizde gündeme getirmek lazım bunu. Hani bunları hep unutuyoruz bazen ama hep marka değeri diyoruz ya. Bunun yanı sıra arkadaki font da marka değeridir. Hala Arial font kullanıyoruz. Forma arkalarında Trendyol Süper Lig'de maç yaparken. Ve bununla da ilgili bence Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçmeli. Biz de en azından buradan buna ses olalım. Bu tarz şeyler çünkü konuşulmuyor, unutuluyor, arada kaynıyor ama gerçekten görsel olarak çok kötü bir görüntü. Biz bir de bence bu konuda geriye doğru gidiyoruz. Mesela önceden Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın mesela çok güzel fontların olduğu formalar vardı hatırlıyor musun? 2005-2006 sezonları. Fenerbahçe'nin hatta 100. yıl formasında küçük yazma mevzusu falan onlar çok şık duruyordu. 3-4 sene boyunca öyle gitmişti mesela bir T harfi, A harfi çok şık duruyordu formada. Rakamlar çok şık duruyordu. Galatasaray yine Arda Turan'ın oynadığı dönemdeki 66 numaralı formasının fontları çok iyiydi. Ama dediğin gibi ondan sonra bir
düz geriye gittik yani. Evet. Daha güzel belki öyle bir hale getirecek. Kural ya. Getirildi. Yanlış hatırlamıyorsam Yıldırım Demirören TFF Başkanlığı döneminde hani herhalde anlaşılmasında bazen sıkıntılar yaratabiliyor. O fontlar başka yerlere gitti ama ya ben zaten sabit herkes kafasına göre yapsın demiyorum. Ama en azından bir font aralığı belirlersiniz. Bunlar anlaşılır durur, olanlar. Durur. İstediğinizi seçin kendi aranızdan dersiniz ya da TFF'ye başvuruda bulunur kulüp. Biz bu fontu kullanmak istiyoruz, buna göre yapın. Yani şu formaların çok gerisindeyiz ve bakıyorsun yapan firma, bu formayı yapan firma bizde de forma yapıyor. Bizde de yaptığı formayla bu forma arasında sadece işte yok elit grupta yok bilmem ne de farkı değil. Biz kötüleştiriyoruz formayı. Evet. Ya geçen gün Antalyaspor muydu? Antalyaspor Galatasaray maçında galiba üste yapıştırılmış. Artık ya bunlar olmasın ya. Zaten onlar... Bunlar işte marka değerini dibe çeken şeyler. Ciddi söylüyorum ya. Önemli. İşlenmemiş dediğin gibi yapıştırılmış ürünler diyorsun ya değil mi? Logolar. Bir değişiklik oldu. Evet. Sponsorla bir anlaşmazlık oldu. Başka bir şey oldu. Ama yine de fark etmez. Yani Antalyaspor kulübü bunu yetiştirebilecek mesela bir kulüp yani. Öyle çıkacağına çıkmasın sahaya. Daha iyi mesela. Evet. Ya ben de bu konulara çok bazen önem gösteriyorum. Marka değeri konusunda. Sponsor markaların ne kadar bir değeri varsa kulüplerin de daha büyük değeri var bence. Yani ya onların yurt dışında Osimhen'i izliyor mesela, açıyor, onu görüyor. Yani hoş bir şey mi? Yani değil, işte marka değil. Değeri böyle bir şey zaten. Böyle şeylerle yapılıyor. Barcelona'dan buraya geldik ama... Ha, keşke hani orada gördüğü tek istedim. Sıkıntı olsa mesela Antalya gibi bir şehirde bir de o zemini görüyor mesela. Şimdi az buçuk bilgim olsun Antalya'ya dair. İşte turizm merkezi, dünyanın en iyi golf sahalarından bazıları orada olduğunu biliyorsun mesela... Bir açıyorsun Antalyaspor Galatasaray, işte Osimhen'i izleyeceksin, İtalyansın. Doğru maçta mıyım diye düşünürsün yani. Antalya'nın köy falan dersin herhalde oraya, evet. O zemine. Bir de şeye bakarsın işte Google Maps'ten Antalya sahası nerede diye bir bakıyorsun. Deniz kenarında ama böyle de kötü bir yer, kötü bir zemin. Evet. Ya güneş alıyor Antalya'da, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani harbi, Adana işte, Spor sahası da öyle. Yani bunların gerçekten bence daha fazla... konuşulması gerekiyor Melih. Bana öyle geliyor yani. Hani biz konuşalım bunu. Bazen unutuluyor, bazen arada kaynıyor. Ya şu font meselesi, buna acilen bir çözüm üretilmesi lazım. Gerçekten çok çok kötü duruyor. Ve hani İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi geldiğinden beri büyük değişiklikler de yaptı. İşte logoda yeniliğe gittiler. Daha farklı, artık fark ettiysen mesela geçen sezon o bölüme işte reklam panolarının olduğu bölüme pankart asıyor gibi Trendyol Süper Lig logosu asıyorlardı. Şimdi en azından onlar dijitalleştirildi, şık duruyor. Hani Trendyol Süper Lig'e dair böyle bir marka değeri çalışması var. Ama bunlara da bence dikkat edilmesi gerekiyor. Onu da söyleyelim efendim. Şimdi bu gazete ne? Neredeyiz? Daily Telegraph. Daily Telegraph'tayız. Mesela bak burada da fontlar hani konuşmuşken. Ya farklı bir şey işte. Güzel ya. Yani. Farklı duruyor. Hele ki siyah üzerine ben sarıyı da çok severim. Ki bizim takımlarımız Avrupa'da da bu arada çok güzel fontlar yapıyor aslında. Yani formalar tamamen değişiyor, evet. Biliyorsun. Doğru diyorsun ya. Süper Lig'de. Kendi ligimiz olmuyor. Evet. Bu da Guardiola bir tespitte bulunmuş. Bir durum analizinde bulunmuş resmen. Haaland'ın insanlık için normal olmadığından bahsediyor. Okuyunca aklıma şu geldi. Hadi canım yani. Aa, gerçekten mi? Gerçekten. Bir de şey. Tespit gibi tespit olmuş bu. İstemediğini de cümle alem biliyor Erling Haaland'ı. Yani Guardiola'nın böyle bir övme konusunda şeyi var. Ayarsızlığı var biliyorsun. Mesela geçen Nuri Şahin bir röportaj vermişti Maçkoli'ye. Orada demişti ki İspanyol teknik adamlara dair söylediği cümlelere bakın. Kendi vatandaşını nasıl övüyor diye. Güzel bir şey. Buna tabii ki karşı çıkmıyorum. Ama... Atıyorum, lig sonuncusuyla da maç yapsa övüyor. Onu da övüyor. Herkes övüyor. Yani benle karşılaşsa beni de övecek, evet, tamam mı? Yani, aynen. Yani sana zaten göre... çok büyük bir tek duru falan diye. Hani sürekli, evet, inanılmaz, evet. Bir iyi takım. Hani öyle bir durum var onunla. Samimiyetine tabii ki insanlar güveniyorsa övülen kişiler için söylüyorum. Güzel bir şey. Guardiola'nın sizi öyle ya da böyle övüyor olması tabii ki kötü bir şey değil. Bence tamam, şık bir davranış. O Haaland için yaptığı bu yorumda zaten bildiğimiz bir şeyi bize bir kez daha söylemiş oldu. Evet. Gerçekten normal değil. Yaptığı vuruşlar, attığı gol sayıları, Premier Lig'de bu kadar kısa süre içerisinde yaptığı hat-trick sayıları etkileyici. O yüzden bunu almak istemiştim bu sayfayı. Devam edebiliriz. Şimdi Benfica Feyenoord için o sayfayı rica edelim. Record gazetesiydi zannediyorum. Record ve hem de Ojogo'da var. İlk veriden gazete arkadaşlar, atlamıştık. Benfica Feyenoord maçı, Kerem Aktürkoğlu yine skor attı ama Benfica, ben yani yenilmesini beklemiyordum Benfica'nın. Ben de beklemiyordum ama Feyenoord'un oynadığı oyuna da, evet, ben açıkçası sürprizde olmadı. Şaşırmadım çünkü özetleri sen de anlatıyorsun, ben de anlatıyorum burada.
Hollanda Ligi'ni tabii ki full izliyoruz diyemeyiz evet. ama etkili bir futbol oynuyor. Çok etkili bir futbol oynuyorlardı. Hatta son maç Go Ahead Eagles maçıydı galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam o maçta 4 atmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Özetini de vermiştim. Herakles galiba. Herakles maçı mıydı? Go Ahead Eagles gol o zaman maç. Başka bir maçtı hatırlamıyorum. Ama gerçekten Feyenoord golcü bir takım. Evet. İzlemesi keyifli bir takım. Kerem Aktürkoğlu yine attı ama yetmedi. Burada soğuk duş anlamına gelen bir yorum yapılmış. Biraz şundan da eleştirilmiş Feyenoord. Pardon Benfica. Biliyorsun biz de konuşmuştuk burada. Geçen haftayı sadece Portekiz Kupası maçı oynayarak geçirmişlerdi. Milli aradan sonra dinlenmiş. Feyenoord'a en iyi şekilde hazırlanmış olmaları bekleniyordu. Ama öyle olmadı açıkçası. Yani Feyenoord dün bazı bölümlerde özellikle topu göstermedi Benfica'ya. Gösterdiği anlarda da çok iyi kapandı. 4-4'lük bir futbol oynadı diyebilirim ben Benfica adına. Burada da en azından Aktürkoğlu hiç değilse umut verdi minvaline gelen bir başlıkta çıkmışlar. Şöyle puanlamalar var klasik biliyorsun gazetelerde 10 üzerinden puanlamada en iyi Kerem Aktürkoğlu ve best herhalde. Aynen 7'şer puan almışlar. Orkun Kökçü belki dün gününde değildi. Bize o klasik izlettiği oyunlardan bir tanesini gösteremedi ama zaten takım da gösteremediği için. Genel takım kötü zaten. Evet, orta sahalarda biraz takımla var olan futbolculardır. Olmadı. Benfica adına kötü bir geceydi. Ama devamında ben tekrar düzeleceklerini ve normale döneceklerini düşünüyorum. Benfica zaten 6 puandı. 3 maçta 6 puan zaten fena değil. Belli artık. Ki herkes takılacak yani. Benfica Portekiz'in ilk akla gelen takımı değil sonuçta yani. Porto'ydu o. Benfica buna yavaş yavaş geri dönüyor. İşte Otamendi, Di Maria gibi hem tecrübeli hem Avrupa'da artık bazı şeyleri görmüş geçirmiş oyuncular ve Kerem gibi, Orkun gibi de yeni genç oyunculara da gidiyorlar. Bu da değerli. Biraz istersen şeyi konuşalım. Renato Sanchez. Ya bir oyuncu olmuyorsa olmuyor ya böyle. Evet. Tam ve onun örneklerinden bir tanesi. Çok büyük bir potansiyel olarak çıktı. Yani şunu da söylemek lazım. Bu yeni nesil işte 8 numaralar hatta bence Gedson Fernandez de Benfica döneminde Tottenham'a gidişinin ana sebeplerinden birisi buydu. Yani o fiziksel kalitesi yüksek, çift tarafı iyi oynayabilen ve hızıyla orta sahada belli bir ayak kalitesiyle orta sahada o tempoyu artırıcı orta saha olarak Renato Sanchez bunların herhalde şahıydı. Ama olmadı yani. Gitti birçok takımda denendi olmadı. Şimdi ve olmuyor. Yaşına bakacağım ben. Yaşını unuttum galiba da çok genç çıktı. Ki tabii, bence Türkiye'ye yolu düşebilir. Ya 27 yaşında Münih görmüşsün, Svensist'i görmüşsün, Lille, Paris Saint Germain. Bu arada 5 büyüklükte oynamış oluyor mu? Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gerçekten oynamış yani evet. Hepsinde. 27 yaşında bu kadar lig geziyorsanız ve olmuyorsa... Hani de oynadığı takımlar yanlış hatırlamıyorsam Bayern Münih, tabii, Paris Saint Germain, Paris Saint Germain, yani Roma. Lille, Roma. Şimdi tekrar döndü ülkesine. Burada Benfica. Yolu kesin düşer bu arada Türkiye'ye. Evet bence de düşer. Bu sene olmaz belki diğer sene olmaz ama... Yaşı kaç demiştin? 27 yaşında. 27 hala yani 31'de yaş. Gelir. 4 sene sonra konuşuruz seninle belki yine. Olabilir. 4 sene sonra gelir. Bu ligi de kotarır bu arada yani. Evet. Oynar burada. Çok rahat bir şekilde oynar. Yani Gedson Fernandez ondan dediğim gibi daha potansiyeli bir şekilde çıktı. Evet. Hala yükselir Fernandez ama artık Sanchez düşüş dönemine girecek evet, yani. Düşüş dönemine girecek gibi gözüküyor. Şimdi Lille maçını konuşalım biraz da Melih. Hatta şöyle bir tekrar o tabloyu alabilirsek ardından Lille maçını da konuşup gazetelerle devam ederiz. Real Madrid'i yendiler. Şimdi de geldiler Atletico Madrid'i yendiler. Demek ki herhangi bir Madrid takımıyla karşılaşırlarsa evet. Onlar da yenecekler. Ve Fenerbahçe az daha eliyordu Lille'i. Evet yani. Tabii yani bunu şöyle de okumamak lazım. Yani işte Fenerbahçe de bu takımı az daha eliyordu diye. Bu takım o takım değildi. O zaman daha çok hazır değildi Lille. Büyük problemler yaşıyordu. Fenerbahçe de yine tabii ki doğal olarak çok hazır değildi. Hani Fenerbahçe'nin efsanesi gibi. Monaco'yu az daha eliyordu biliyorsun. O Monaco yarı final yaptı. Yarı final oynadı. O zaman Vitor Pereira'nın ilk dönemiydi Fenerbahçe'de. Mbappe şeydeydi değil mi hala? Monaco'daydı. Tabii Mbappe yarı final yaptıkları sonra herkesin dağıldı. İşte o Sidibe'ler, Fabinho'lar o kadro. Falcao iyi dönemlerinde. Evet, Falcao'nun iyi döneminde olduğu kadro. Az daha Vitor Pereira'lı Fenerbahçe eleyecekti. Zaten sonra Pereira gidip advokat gelmişti. O maçtan evet. Sonra yanlış hatırlamıyorsam. Ve Lille Atletico Madrid deplasmanını 3 atarak kazandı. Şaşırtıcı bana geldi. Ya o kadar çok maç var ki takip edemiyorsun ya hepsini. Ben bazen üzülüyorum. Evet. Yani şu maçta Leipzig-Liverpool maçında izleyebilmek isterdim bir yandan. Ama işte hem Barcelona var bir yandan Benfica var. İşte Kerem Orkun diyoruz sürekli izliyoruz. Mesela kaçırdığın, izleyemediğin maçlardan bir tanesi oluyor. Özet görüntülerde sana çok bir şey anlatmıyor açıkçası. Evet. Eski düzen çok iyiydi o konuda. Her hafta bir grubun salı çarşamba bir grup evet, sonra evet. Öbür grup öbür hafta oynanıyordu ya. O hani çok iyiydi. Zaten işte erken maç, geç maçlar falan.
seçip bir tane maçı mesela Brest Leverkusen'i bilerek izlemiyordun en iyi ihtimalle. Şimdi istesen de izleyemiyorsun. Atletico Madrid'de acaba Simeone dönemi ne zaman son bulacak? Ben biraz onu merak etmeye başladım açıkçası. Yani sanki hani biraz bu hikaye bitti, uzatmaları oynanıyor gibi. Yani başarısızlık olarak demiyorum. Kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın ama hani artık yani bir yerden sonra da sanki o eski gibi, eskisi gibi değil. Eskiden Arsene Wenger geliyor ve 25 sene kalıyor. Sonra Alex Ferguson geliyor, işte kalıyor 40 sene gibi değil artık. Ha, biraz daha böyle sürekli tüketim toplumunda olduğumuz için de bu yenilik de sanki bir gerekiyor enerji olarak. Atletico Madrid adına da yapabileceği her şeyin bence en iyisini yaptı zaten. Yani ne oldu? Bir tek Şampiyonlar Ligi kupasını alamadı. Ama iki finali var değil mi? İşte UEFA Süper Kupası'nı aldı, UEFA Kupası'nı aldı. Ve kaçırdığı bir Şampiyonlar Ligi finali son dakika Ramos. Yani bir de az daha şampiyonlar tarihin en iyi Barcelona Real Madrid'in arasından çıkıp La Liga şampiyonu oldu. Mesela o La Liga şampiyonluğu bence zaten bir Şampiyonlar Ligi kadar değerli bir kupaydı. Hatta tamam, belki bunlar, daha bile değerli yani. Gerçekten öyle olabilir. Messi'li Ronaldo'lu sezon. Tarihin en iyi iki kulübünün arasından çıkıp aldın. Yani o sıra Arsenal bitikler oynuyordu. Hı. Liverpool bitiklerdeydi işte. Onlar işte atılımlar yaptılar. City bu City değildi işte. Son 16'da elenen City'ydi o zamanki. Şimdi bu kadar büyük takım yoktu. Paris Saint Germain desen öyle değil. Münih iyiydi işte her zamanki gibi. Ama Barcelona Real Madrid seviyesine ulaşılamıyordu. Sen o kulüplerin arasından gidip La Liga'yı aldın. Bence yapabileceğin her şeyini yaptı şu an. Bence bu hikaye bu sezon bitmeli. Bu sezon Diego Simeone için de bitmeli. Yani Simeone de artık farklı bir yere gidip yeni bir challenge ortaya koymalı bence. Inter'e ben çok yakıştırıyorum Simeone'yi. Olur mu olmaz mı bilemeyiz tabii. Bir Serie A yapacak diye ben düşünüyorum açıkçası. Bence Serie A'ya çok yakışır. Türkiye'ye de yakışır. Türkiye bilmiyoruz, parasını ödeyemeyiz ya. Ben mesela hani genel olarak böyle Diego Simeone gibi figürleri mesela Beşiktaş'a çok yakıştırıyorum. Tabii Beşiktaş'ta şu an olacak anlamında değil yani. Tamam. Giovanni Van Bronckhorst gayet iyi gidiyor ama hani bir gün sanki Beşiktaş'ta Diego Simeone'nin yolları kesişebilir gibi geliyor bana. Sanki biraz o hem camia olarak, çünkü Beşiktaş biraz öyle ya, bir semt takımı ya yani bir ilçe takımı, bir taraftan işte bence Tüpraş Stadyumu, o atmosferi çok iyi yaşatabildiğiniz bir stat. Genel olarak bakıldığı zaman da bence oraya yakışır gibi geliyor. Melih, gazetelerimiz varmış. Evet, evet. Şöyle bir gazetelerden devam edelim. Sıradan devam edelim. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bilmiyorum var mı ama bu da Şampiyonlar Ligi sayılır. Evet, evet. Dortmund mağlubiyeti, yaşanan mağlubiyet hala konuşuluyor. Dortmund, Nuri Şahin için çok mu büyük diye bir başlık atılmış. Başlığın devamındaki haber yazısında şu söyleniyor. Bild mi? Bild tabii, Bild. Bild biraz Nuri Şahin konusunu çok üstlüyor mesela. Bugünkü sayıda Münih'e dair hiçbir şey yoktu bu arada. Ya yetişmedi mi diyeceğim ama çok garip. Nasıl yetişmiyor? Belki Oktoberfest olduğu için çalışma saatleri düşürülüyor bazen öyle şeylerde. Festivallerde, Almanya'da. Saat atıyorum 10 oldu mu bitiyor ya işler güçler. Öyle hani de. Münih mi oynamış, kim oynamış umurlarında olmuyor. Hiçbir şey yoktu. O baksana. Seviyede değildir ya. Gazetede habercilik hiç... sonuçta bu yani. Bu Oktoberfest var diye derken yani çıkalım. Münih'in adı yazmıyor gazetede. Öyle. Ben acaba dünün gazetesine bakıyorum diye düşündüm. Yok, bayağı bugün yani 24 Oktober. Okey de tamam yani doğru bakıyorum. Münih'e dair hiçbir şey yok ki ben o yüzden açmıştım. Allah Allah. Almanya tarafı nasıl görmüş mağlubiyeti diye. Hiçbir şekilde yok. Yine Nuri Hoca ile karşılaştık. Nuri Şahin Dortmund Nuri Şahin için fazla mı büyük yazılmış. Gazetenin devamında şu yazıyor. Kulüp yetkilileri Nuri Şahin'in tamamen arkasında yazıyor. Peki bu başlık niye atılmış? Neydi? Change.org yani reklam sayılmazdı galiba. Orada bazı Dortmund taraftarları kampanya başlatmışlar. Dortmund'un geleceği tehlikede, Nuri Şahin değişsin diye. Sanki muhteşem teknik direktörlerle hani çalışıyorlar ya son yıllarda. Evet yani Nuri Şahin üzerine biraz fazla gidildiğini düşünüyorum. Başlıklar, yani Edin Terzi için fontlar. Rezalet dönemi var. Yani ilk başlangıcında hatırla, bu son dönemi değil, ilk döneminde bir ara geldiğinde rezalet bir dönemi var. Hatta hani hoca değil Edin Terzic, Borussia Dortmund'un hocası değil şeklinde birçok eleştiri yapıldı. Ya biraz da sakin. Tamam hani Nuri Hoca'nın da hatalı olduğu, eksik olduğu yerler var ama Borussia Dortmund da bunları bilerek getirdi zaten. Bir de hoca yani kendi hatasını kabul etti zaten, evet. Yani. Evet o hata. Ve Dortmund da bunları biliyor zaten. O değişiklik bir hataydı ve şu an sonucunu ben de ödüyorum dedi zaten. Yani deplasmanda 2-0 öndeyken bir anda her şeyi değiştirdiniz. Zaten o değişiklik tamam artık ben hücumu bırakıyorum savunacağım mesajıydı ve Real Madrid'e böyle mesajı açık bir şekilde veriyorsanız zaten onlar da cezasını kesiyor. Bu arada en çok üzülen de kesin Nuri Şahin'dir. Tabii ki Nuri Şahin'dir. Tabii yani. Ki yani. Real Madrid deplasmanda yenme hikayesi. Ancelotti'yi yeniyorsunuz, deviriyorsunuz. Eski bir tek takımın olarak. İşte güven sağlayacaksın, herkesi tamam diyecek.
çok büyük bir mesaj verecek. Yani Melih, burada şu noktaya da girmek istiyorum. Geliyoruz. Sonra da Mourinho ile ilgili gazetelere geçeceğiz. Nuri Şahin'le ben çok benzetiyorum o konuda. Dün mesela artık yani sosyal medya zaten çok büyük bir çöplüğe döndü de bu sadece Türkiye için de değil. Genel hani Almanya'da da işte change.org'da kampanya başlattılar diyorsun ya. Yani gerçekten bu noktaya geldi ve belli bir yaş grubu olmadan biz o anonim hesapları ciddiye alıyoruz. Yaşları belli bir noktada zannediyoruz ama gerçekten bunu yazanların çoğu 10 yaş 15 yaş aralığında çocuklar. Eleştiriler, sert eleştirilerden bahsediyorum. Nuri Şahin özelinde de söylemiyorum, genel söylüyorum. Ya öyle. Ya dün mesela Okan Buruk'la ilgili maç 3-0, sosyal medyada Galatasaray şıkır şıkır, Galatasaray muhteşem, Avrupa Fatih'i bilmem ne. Maç 3-2'ye geliyor, işte bir Okan Buruk da zaten değişiklik yapmadı. Abi 3-0 iken oyun. Okan Buruk neden değişiklik yapsın? Hani diyor ki bir de hani muhteşem analitik biliyorsun herkes scouting uzmanı olduğu için herkes analitik deha ve çok güzel yorumluyor saha içini. Okan Buruk'la ilgili sürekli olarak şu söyleniyor işte burada bu değişiklik olsaydı her şey çok baş. Yani işler iyi giderken işte Nuri Şahin de o değişikliği yaptığı için eleştiriliyor. Evet. Belki yapmasa yine 5-2 olsa Nuri Şahin neden o değişikliği yapmadı? Yani bu teknik direktörlerin üzerinde gerçekten bu sosyal medya baskısı bence işi bu kadar büyütüyor. Çünkü yani Arsene Wenger'ler, Sir Alex Ferguson'lar ben şunu demiyorum yani herkes bu kadar süre bulmalı demiyorum ama ya o dönemler sosyal medya olsaydı muhtemelen bu efsaneler şu an bizde efsane olarak anılmıyor. İmkansız olacak. Yani şöyle düşün. Eski zamanlarda işte tepki sadece stadyumda oluyordu. Evet. Yani en iyi ihtimalle stadyumda o gerçek da belli tepki. Bir süre sonra. Veya antrenmana gidip işte önünde taraftarlar bağırıyordu gibi gibi şeyler vardı. Şimdi sürekli bir baskı altında insanlar ve farkındaysak da Dortmund'un stadyumu 80 bin kişilik. 80 bin kişinin arasında hiç böyle bir ses yok. Nuri Şahin işte istifa evet. gibi bir homurdanma yok. Bu olaylar sadece sosyal medyada var ve hani dediğim bu change.org'da bu anketi açan, bu işte tip neyse artık onun adı. Bunu açan kişi kaç yaşında bilmiyoruz. Ve şunu da ben fark ettim bu arada. Emrecan ve Nuri Şahin hedef alınmış o şeyde, bildiride. İşte bu tür oyuncular Dortmund'un geleceğine. Ya direkt yani oyuncular Türk. Bence öyle yani. Nuri Mesut mu söylemişti zamanında? Kazanınca Almanım, kaybedince Türk'üm diye. Evet. Çok doğruydu. Çok doğru. Şu anda da onu görüyoruz. Tepki varsa stadyumda vardı. Gerçek tepki buydu. Yani gelip tepkini orada gösteriyordun. Ve bunu yaptıkları oyuncu bir efsanesi kulübün. Onu da belirtmek lazım Nuri Şahin. O da değer bilmezliğe giriyor işte. Şu an gençlisin öyle. Biraz. Yani ona bile bu şans verilmiyorsa kime verilecek? Şimdi Jose Mourinho ile ilgili gazeteler var. Bir ana gazete, bir de sanırım iç sayfası var. Hatta 3 tane bir gazete var. Çünkü Bahadır bana başka gazeteler de atmış. Evet. Şimdi bu Ojogo var galiba. Fenerbahçe'nin İşte Manchester United'le malum yapacağı maça dair. Dünkü basın toplantısı burada biraz bahsedilmiş. Güçlü bir rakip bekliyorum diyor Jose Mourinho. Alt tarafta yine Galatasaray da var. Türkiye'den alınmış haber olarak. Galatasaray galibiyeti komplike hale getirdi işte. Karmaşık hale getirdi diye. Ki i̇şte hakikaten 3-0'dan öyle. 3-2 olması. Aynen. RFS maçın altında bulunmuş. Yine öne geçip daha sonra tekrar skoru vermişti. Yine mi öyle olacak derken aldı skoru götürdü. Bu Fenerbahçe ile ilgili haberler klasik işte dünkü basın toplantısında söylediği sözler. Devam edelim. Sıradaki gazeteyi alalım. Yine Mourinho ile ilgili gazeteler var. İşte bu sayfa bence muhteşem. Ata şöyle hepsini çevirip seninle en az bir saat çok rahat konuşuruz. Yani öyle bir o kadar sayfa yapılmış. Mourinho şunu söyleyebilir United'daki şikayetler hakkında. Ben size söylemiştim. Biliyorsun gönderilmeden önce 2018'de büyük eleştiriler almıştı. Ve ikinci olmasına rağmen bu takım şampiyon olmalı, sen nasıl ikinci yaptın eleştirileriyle gibi. Gitmişti. Şimdi Avrupa'da da kupa almıştı. Şunu söylemişti Jose Mourinho. Manchester United'daki ikinciliğim hayatımdaki en başardığım en büyük şey demişti. Ve insanlar da şunu söyleyebilir bana. 25 kupa kazandı bir ikinciliği çok büyütüyor mu acaba diyebilirler ama gerçekten öyle demişti. Yani bu kulüpte bunu yapıyor olmak büyük başarı demişti. Çok da haklıymış. Evet şimdi görüyoruz. Doğru söylemişsin hoca resmen. Şurada bir bölüm var. Ten Hag'a gösterilen, ben her zaman ben oldum. Ben bir futbol adamıyım. İşte kulübün sahiplerinden işte CEO'lar veya diğer işte şefler başka diyarlardan gelmişken ben futbolun içinden geldim. Ten Hag'a gösterilen sabır hiçbir zaman bana gösterilmedi. Ona verilen zaman hiçbir zaman bana verilmedi. Ona verilen güven bana hiçbir zaman verilmedi. Ve gün sonunda ben işte ayrılıyor olsam da
zaman beni haklı çıkardı demişti Nisan 2024'teki röportajında. Haklı çıktı. Yine işte diğer tarafta 2019'da yaptığı bir açıklama var. Orada haklı çıkmış. Bu arada şunu da söyleyelim. Dün de şu açıklaması çok güzeldi. Hala şampiyonluk ihtimalim var. Manchester City'nin ceza alma ihtimalinden dolayı o sezon Manchester United'ın biliyorsun ikinci bitirdiği sezon. Hala şampiyonluk ihtimalim var. Belki şampiyon da olabilirim ceza hala dedi. Ceza alırsa ben şampiyon olacağım evet, dedi. Evet dün onu söyledi Mourinho'da. Şöyle söyleyeyim yani ne kadar Manchester'ın değişim geçirdiğini United'ın. Ferguson gittiğinden beri hiçbir sezon daha 19 puan yakınına yaklaşılamamış. Onunla yapan yine işte Jose Mourinho. Ve hakikaten büyük başarıymış yani. İnsanlar bunun farkında değil. Ama işte o zaman daha Ferguson'ın gidişine çok yakın bir dönem olduğu için hala bekledi. Hani David Moyes başaramadı. İşte ne bileyim David Moyes sonra geldi. Van Hal geldi. Van Hal başaramadı. Sonra Mourinho gelmişti zaten yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani üçüncü teknik direktörsünüz. Hani ya kötü tercihler yapıldı. Jose Mourinho'yu getirelim. Ya tamam abi, Mourinho da bitmiş noktasına geldi iş. Halbuki Manchester United bitmişti. Normal şartlarda. Evet yani iş böyleydi. Melih bir Vinicius Junior gazetemiz var. Onu da hemen çok kısa görelim. 30-40 tamam. saniyemiz kaldı. Hemen aktaralım izleyicilerimize ve son gazetemizi de alalım. Hızlı bir şekilde geçin diye. Gizem Direk'ten uyarı var. Yine tamam. eleştiri Ancelotti, alma. Ancelotti Ballon d'Or'u kazanmalı. Sadece dün attığı 3 golle değil. Geçen sene yaptıklarıyla kazanmalı demişti. Diğer tarafta da Ancelotti'yi kimseye tırnak içinde yedirmeyeceğiz gibi bir mesaj vermiş Vinicius Junior. Diğer tarafta da Courtois ve Rodrigo'nun El Clasico'yu kaçıracağını da görebiliyoruz sakatlıklarından dolayı. Çok teşekkür ederiz. Önümüzden gazete alındı biraz evet, ama evet, hani biraz... direkt okurken sen artık tamam bu Gizem bana hala çok kızgın. Direkten hala bir sana tepki var onu da söyleyelim. Evet efendim Melih Aydoğmuş'la birlikte şöyle bir dış basının nabzını tuttuk ve 8 dilimimizi de noktalıyoruz. Saatler 9'u gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız ve hem dünkü hem bugünkü maçları sizlere detaylarını aktaracağız, üzerine konuşacağız. Merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 9'u gösteriyor. Başlama vuruşu devam ediyor. 7 ve 8 dilimlerimizi geride bıraktık. Saat 9'da da yine gelişmeler ve değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Bugün Haluk Kesin bizimle birlikte olacak. Saatler 9.30-9.40 civarını gösterdiğinde sizlere maçları değerlendireceğiz. Sizler için hem dünkü maçı hem bugünkü maçları değerlendireceğiz. Tabii açıkçası moralimiz bozuk, tadımız yok çünkü bir terör saldırısı yaşandı. Ankara'da 7 diliminde zaten sizlere aktarmıştık ama 9 diliminde de tekrardan bu saldırıyla ilgili spor camiasının mesajlarını sizlere aktaracağız. Spor camiası bu Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıyı kınadı, terörü lanetledi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyla birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı paylaşımda şehit ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırı sonrasında spor camiası paylaşımlar yaparak başsağlığı temennisinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu saldırı sonrası yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor. Terörü bir kez daha lanetliyoruz ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri yaptıkları paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz ifadelerine yer verdi. Beşiktaş kulübü ise yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımındaysa TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. Kasımpaşa Kulübü ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz, terörü bir kez daha lanetliyoruz denildi. Öte yandan birçok spor kulübü daha terörü lanetlerken yaralılara acil şifa, şehitlere ise rahmet dileğinde bulundu. Efendim, UEFA Avrupa Ligi ile devam ediyoruz. Avrupa Ligi'nin şöyle bir fikstürünü ve sonuçlarını ekranlara getireceğiz. Dün Avrupa Ligi iki maçla birlikte başladı. Size sadece dünün sonuçlarını aktaracağım. Bodoglimt Braga deplasmanında 2-1 kazandı ve Galatasaray Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Şimdi düne döneceğiz efendim. Dün Galatasaray İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti. Sahasında rakibini 4-3 mağlup etti. Galatasaray Avrupa Ligi'nde Elfsborg engelini aştı. Ramspark'ta oynanan 3. hafta karşılaşmasına baskılı başlayan Sarı Kırmızılılar 28. dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Golün ardından temposunu arttıran Cimbom 39. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Peterson'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı ve tabelayı 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla biterken konuk ekip ikinci yarıya iyi başladı ve 52'de Niklas Halt'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. 65. dakikada penaltı kazanan Elfsborg, Mikael Baydo ile skoru 3-2'ye getirdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Yunus Akgün sahneye çıktı ve Galatasaray tabelayı 4-2 yaptı. Elfsborg 90+2'de Larsson'la farkı tekrardan 1'e indirse de Sarı Kırmızılı temsilcimiz maçı 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Aslan puanını 7'ye çıkarttı. İsveç ekibi Elfsborg ise 3 puanda kaldı. Galatasaray ayrıca 2000-2001'den bu yana ilk kez bir Avrupa Kupası sezonunun grup lig aşamasındaki ilk iki iç saha maçını kazandı. Okan Buruksa, Avrupa Ligi tarihinde Galatasaray'ın başında üst üste 3 iç saha galibiyeti alan ilk teknik direktör oldu. Galatasaray 7 Kasım'da sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 20.45'te konuk edecek. Diğer yandan UEFA Başkanı Alexander Ceferin de Elfsborg mücadelesini Ramspark'ta takip etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Elfsborg maçının ardından konuştu. Maç öncesi tabii ki bugün için hazırlığımız maça da öyle başladık. 3-4-1-2 sistemiyle hazırlandık. Dünkü son antrenmanda bunu denedik. Ve rakibin özellikle yine 3-4-3 oynayacağını tahmin ediyorduk. Bu şekilde oldu. Genel planlarımızın hepsi tuttu aslında. Hem top bizdeyken topa sahip olduk. Yine maç sonunda baktığımızda %65'lere varan hem topa sahip olmak. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla gol attık. Daha fazlasını atabilirdik. Belki 4 gol attık ama belki 8-9 tane de rahat rahat gol atabilirdik bu maçta. Yani çok fazla şans geldi. Bazen de 3. bölgedeki son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendirebilirdik. Burada da sıkıntılar yaşadık. Ama genel olarak baktığımızda ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci 3-0 sonrası kaptırdığımız bir top bize gol olarak geldi. Özellikle rakibimizin geçiş hücumlarını çok iyi kullandığını söylemiştim daha önce de. Devamında şanssız bir penaltı. Bir anda tabii ki hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Yani 3-0'dan 3-2'ye gelmesi maçın. Ama oyun hem dizilişimizi kaybetmedik hem topa sahip olmayı kaybetmedik. Hem hücumdaki aksiyonlarımızı devam ettirdik ve 4-2'lik bir galibiyete ulaştık. Devamında da son dakika yine yaptığımız bir hata 4-3'ü maça getirdi. Ama genel olarak baktığımızda oyun olarak mutlu olduğum ama yediğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. Bence ilk defa da bu dizilişi oynadık ve bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibin dizilişine göre Mertens ve Icardi'nin hareketliliği, boş çıkmaları hep onları boşta topla buluşturdu. Bu da istediğimiz bir şeydi. Oyunu kurmak, topun bizde kalması. Yani bunu bazen orta saha oyuncularından istedik. Sara ve Torreira'dan istedik. Bazen Mertens ve Icardi'den bu hareketliliği istedik. Bence burada hep oyunun bütününde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Belki son bölüm biraz yorulduktan sonra yaptığımız hatalar bize daha pahalıya mal oldu ama
İlk yarı özellikle hem topa sahip olduk, hem rakibimize pozisyon vermedik, hem 3 gol attık. Bunu daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz ama bu hareketlilik özellikle yani Icardi'nin oyununa da uyan bir şey. Hem hareketli, hem oyun kurdu, hem pas verdi, hem de yine gol attı. Bu anlamda da bence baştan sona savunmayı da iyi yaptığını düşünüyorum. Yani maçın sonuna kadar takım savunmasında da hep yer aldı. Onun açısından iyi bir maç oldu. Sevk'le ilgili yani çok şaşkınız yine. Yani bir öncekinde de şaşkındık, yine şaşkınız. Yani ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu, neden olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza verilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ve burada tabii ki kurullar kararını verecek, profesyonel futbol disiplin kurulu kararını verecek. Ona da saygı duyacağız ama burada benim olayımda da aynıydı. Diğer şeyde de baktığımızda yani sadece Galatasaraylı oyuncuların bu tür sevkleri aldığını görüyoruz. Yani çok fazla aleyhimize hakem hatası yapıldığını da düşünüyorum. Son maçta da bunu tekrar yaşadık. Yani Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum. En çok kalanlardan biri daha önce de söyledim. Trabzonspor, Galatasaray'da aynı şekilde baktığımızda geçen hafta gösterilen kartların da maç sonuna baktığımızda yani herkes hemfikirdi. Yani bazı kartları neden gösterdiğini anlamadık Ali Şansal'ın. O yüzden şaşırdığımız şeyler var tabii ki ama dediğim gibi güveniyoruz. Ne olursa saygı duyuyoruz. Hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Ama biz tabii ki saha içerisinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Çok fazla da bu konuların polemik konusu olmasını istemiyorum. Sahada kalmamız gerekiyor, sahada olmamız gerekiyor. Bir teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Ve dediğim gibi yapılan sevklerin de daha sonra yani bizi haklı çıkaran yani para cezası bile iptal oldu devamında. Yani önce para cezası verildi, o da iptal oldu sonunda. Yani burada yapılan sevklerin karşılığı olması gerekiyor. Arkası olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı yaratacak. Yani yarın öbür gün ben de isteyeceğim, öbürü de isteyecek, diğeri de isteyecek. Herkes bir sevk isteyecek. Yani bunların bu şekilde yapılması gerçekten üzücü ama dediğim gibi federasyonumuza, başkanımıza, kurullara, bütün hepsine güveniyoruz. Ne karar alırlarsa da saygı duyuyoruz. Maçın ardından Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens de konuştu. Evet tabii ki bir ekstra motivasyon olacak ama sadece tabii bu maç üzerinde değil. Yani lige başladığımızda da bize bir ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi de düşünüyorum. Dikkat etmemiz lazım. Ancak ben de hani bilseydim niye bu kadar gol yediğimizi, bunu tabii ki çıkar söylerdim ve gol yemezdik hani. Tam bilmiyorum hani neden. Açıkçası gördüğümüz kadarıyla hani Beşiktaş bu sene iyi oyuncular aldı. Fenerbahçe aynı şekilde, Samsunspor aynı şekilde ve iyi bir performans da sergilediler. Tabii ki bizim burada yapmamız gereken hani kendi performansımızı ortaya koyup daha iyisini yapmak. İki seneden beri buradayım, iki seyiz şampiyon olduk. Bugün bu sene üçüncü senem, üçüncüsünü yapmak istiyoruz. Bu tabii ki hocamızın hani kendi aklından daha önce geçirdiği ve uygulamak istediği bir şeydi. Ve bugün de bunu uygulamak istedi. Üçlü savunmaya karşı daha rahat olacağını düşündü. Tabii onun detaylarını ona sormak lazım ama gelecekte de bunu adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe bugün İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Jose Mourinho ve Fred eski takımlarına karşı sahaya çıkacaklar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sarı lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto ile 3-3 berabere kalan United ise 2 puanla 21. sırada. Fenerbahçe ile Manchester United 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi,
İkisi UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi. 1996-97 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Bolic'in golüyle 1-0 mağlup etti. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe'de taraftar önünde 3-0 kazanan taraflar oldu. 2016-17 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsun Spor'la hafta sonu oynanan maçta sakatlanan Jadon Osterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. UEFA listesine yer almayan Kostić ve Levent Mercan da bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Ciku'ya şans vermesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde Jadon Osterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Union Saint-Julien karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osay Samuel ise cezasını tamamladı. Mourinho'nun Osay Samuel'i Manchester United karşılaşmasında oynatması bekleniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred eski takımlarına karşı mücadele edecek. 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam İngiliz ekibiyle 3 kupa birden kazanmayı başarmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester'la zirveye çıkan Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ve oyunculardan Sebastian Szymański Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundular. Ben Manchester United'ın teknik direktörü değilim. Onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Ama şunu düşünüyorum ki onlar için kolay bir maç olmayacağını biliyorlardır. Çünkü eğer yarınki maçın kolay bir maç olacağını düşünüyorlarsa kendileri adına bu yanlış bir yaklaşım olurdu. Ama bence zor bir maç olacağını onlar da biliyorlar. Bu sebeple maksimum güçlerinde buraya geleceklerini düşünüyorum. Hafta sonu oynayacakları yanılmıyorsam West Ham maçını düşünerek rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum. Kulüpten ayrıldığım ilk andan itibaren her zaman en iyi dileklerimi diledim onlar için. Taraftarlar için, kulüp için hep iyi duygularla ayrıldım oradan. Ama şu anda da harika değilse de bu beni mutlu etmiyor. Onlar için işleri yolunda gitmiyorsa, işler harika gitmiyorsa da bu beni mutlu etmiyor. Ama bunu düşünecek bir vaktim yok. Çünkü ne olup olmadığını, ben oradayken neyin olup olmadığını düşünmek şu anda benim için anlamsız. Ama olduğunu söyleyebileceğim bir şey var ki kesinlikle, çünkü objektif bir durum bu. Onlar hocalarına olan inançlarını sürdürüyorlar, hocalarına olan desteklerini sürdürüyorlar ki üst üste sezonlarda devam edebiliyor. İstikrar gösteriyorlar, güven gösteriyorlar ve hocalarının gelişebileceğini, takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Benim orada olduğum zamanla kıyasladığım zaman farkın bu olduğunu düşünüyorum. Ben oradayken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Ligi ikinci sırada bitirmiştik ki belki de hala da ligi kazanabilirdik. Manchester City puan kaybı, puan cezası alırsa ligi kazanma durumumuz olabilirdi. O zaman da tabii ki bana bonus ve madalya vermeleri gerekirdi. Eğer bana sorarsanız hangi iki takım bu turnuva için favori diye sorarsanız bunu öngörmesi benim için kolay, tahmin etmesi kolay. United ve Tottenham, çünkü Premier Lig seviye olarak gerçekten çok farklı. Hem kalite olarak, hem hız olarak, hem tempo olarak, taktik olarak her anlamda Premier Lig'deki seviye gerçekten çok farklı. O yüzden yarın biz en güçlü iki adaydan biriyle oynayacağız. Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Çünkü Kostić yok, Jadon yok, Levent yok. Ama o uzmanların her şeye bir çözümü var. Ben Türkçe anlamıyorum ama şimdiden buradan size bir iş vermiş olayım. Dinlemek isterim sizi. Çünkü eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın korunmuş olurum. Çünkü seçimi siz vermiş olursunuz. Jadon konusunda dürüstçe şunu söyleyebilirim ki optimistik değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Bence sezon onun için bitti. Eğer sezon bitmeden bir maç oynama imkanı varsa mutlu olurum. Ama açıkçası sıfır, yani hiçbir maç oynamasını beklemiyorum bu sezon. Eğer Mayıs ayının başı geldiğinde 2-3 maç oynama imkanı olursa bu benim için ekstra olur. Ama öyle bir beklentim yok. We cannot play 11 against 11. We need 35,000 behind us. 11-11 kazanamayız. Yarın 35,000 kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var. The motivation is same. Takımın motivasyonu her maç olduğu gibi aynı. Yarın yeni bir maça çıkacağız.
Evet, tabii ki de son dakikada almış olduğumuz beraberlik bizi üzdü ama belirtmiş olduğum gibi yarın yeni bir maç oynayacağız ve muhakkak 3 puan için oynayacağız. Takımın motivasyonu ve özgüveni yüksek. Bakalım o beraberlik sonrası sahada nasıl bir cevap vereceğiz ama ben şuna eminim ki sahada iyi bir cevap verip iyi bir futbol sergileyeceğiz. Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki her maçta gol atamazsınız. Belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon başında çok iyi bir performans sergiledim gol ve asist anlamında. Ki şu anda da baktığımızda milli takımda hala gol atmaya devam ediyorum. Bu durum benim için fark etmiyor çünkü ben performansımın hiç değiştiğini düşünmüyorum. Belki evet gol asist anlamında şanssızlık olabilir ama bu benim için önemli değil. Benim için en önemli şey takımın 3 puan alması ve takım 3 puan alırken benim de elimden gelenin en iyisini yapıyor olmam. Benim için önemli olan etrafımdaki insanların performansından memnun olması, dışarıdaki insanların değil. Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü her zeminde oynamak durumunda kalıyorsunuz. Bazen o zeminlerde futbol oynamak zor olabiliyor. Bazen sakatlıklar olabiliyor. Jaden'ın yaşamış olduğu sakatlık için üzgünüz ama takım olarak onu en iyi şekilde destekliyoruz. Umarım onun tedavi sürecinde her şey iyi gider. Belirtmiş olduğum gibi takım arkadaşlarının desteği onunla birlikte. Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise tek hedef Lyon deplasmanında galibiyet. Yo. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak. Grupama stadında oynanacak müsabakada Alman hekem Harm Osmers düdük çalacak. Siyah beyazlı futbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olympique Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı takımda Olympique Lyon maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'la yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi tamamlanarak kafileye dahil edilen Ersin Destanoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ersin'in forma giyememesi durumunda Olympique Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olympique Lyon karşısında sahada olamayacak. Beşiktaş, Olympique Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olympique Lyon 2-1 kazanırken İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olympique Lyon penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı. Olympique Lyon bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini 22 Eylül'de Olympique Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti. Son yenilgisini 22 Eylül'de Olympique Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti. Fransa ekibi ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Pierre Sage'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Lig 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Evet efendim, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında oynayacağı maç öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve stoper Emirhan Topçu açıklamalarda bulundular. Maalesef indiğimizde aldığımız kötü haberlerle başlamak istiyorum. Ankara'dan kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle ve tüm Türk halkıyla. 3. maçımıza çıkıyoruz yarın. 2 mağlubiyetle başladık. Zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Lyon iyi bir takım, iyi bir rakip. Kaliteli bir takım aynı zamanda. Pozitif, olumlu bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli bu noktada. Topun bizde kalmasını sağlamaya çalışacağız ve fırsatlar yaratmaya çalışacağız aynı zamanda. Rakibimiz hücum geçişlerinde tehlikeli. Bu yüzden topun bizde kalması gerekiyor.
Maçı bekliyoruz, maçı oynamayı istiyoruz. Hoca ve futbolcu olarak bu tarz maçları oynamayı hep beklersiniz. Avrupa'da böyle maçları oynamak önemlidir. Yarın da iyi bir performans göstermek, iyi bir maç oynamak istiyoruz biz de. Evet Mert, bizimle değil, burada değil. Durumuna gün gün bakıyoruz, umuyoruz. En kısa zamanda, hatta daha kısa sürede aramıza katılır, takıma döner. Ersin birkaç idman yaptı, onun durumu pozitif ilerliyor. Bizimle beraber geldi. İdmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Umuyorum o da oynayabilecek durumda olacak yarın. Daha önce de dediğim gibi geçen seneye göre bayağı bir takımımızda değişim var. Lige iyi başladık. Avrupa'da gruplara katıldık ki zaten gruplara katılmayı istiyorduk. Hedefimiz buydu. Takımda değişiklikler oldu. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gitmesi ve 8 oyuncunun gelmesi tabii ki de kolay değil. Bunun için bir alışma süreci gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir hoca olarak ben de takımın başındayım. Stabil olma durumumuzu daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda gelişim göstermemiz gerekiyor. Ligde olmayı istediğimiz yerdeyiz ama henüz sadece 8 maç oynadık. Süreç içerisinde, süreç devam ettikçe daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da 2 maç oynadık ki Avrupa'ya katılım için geçen sene takımımız çok fazla uğraş verdi ve çok çalıştı. Lugano engellerini geçtik. 2 fazla maç oynuyoruz grup sürecinde. Hedefimiz gruplara kalmaktı zaten. Süreçten ve takımın gelişiminden dolayı mutluyum. Hala daha çok erken. Pozitif şeyler var. İstediğimiz şey bu yolda devam etmek, gelişime ve bu sürece devam etmek. Geçen sezon Avrupa'da olmak için çok çalıştık ve çok uğraş verdik. Avrupa'da olumlu sonuçlar almayı tabii ki de istiyoruz. Bu hepimiz için, kulübümüz için önemli olacak. Derbi maçları tabii ki de özel maçlardır. Ben çok fazla derbi oynadım oyuncu olarak. Aynı zamanda hoca olarak da birçok derbi maçında bulundum. Feyenoord, Ajax, Rangers, Celtic ya da Barcelona, Real Madrid maçları gibi. İlk derbi maçımda da Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalini oynadık. Bu maçlar özel maçlardır. İyi bir maç oynamayı istiyoruz tabii ki de pazartesi günü ama ben her zaman maç maç düşünen bir hoca olmuşumdur ki bu da yarınki Lyon maçıyla başlıyor benim için. Oyunlarına baktığımız zaman, Lyon'un, rakibimizin oynadığı oyuna baktığımız zaman onların da kaliteli olduğunu görüyoruz. Hem hücumda hem savunmada. Bu yüzden topa sahip olmak önemli. Top bizdeyken özgüvenli oynamamız gerekiyor. Paslarımızın ve hareketliliklerimizin iyi olması gerekiyor. Topun bizde olduğu zamanlarda zaten kontrolde bizdedir. Onlar da maça, oyuna aynı felsefeyle yaklaşacaklar. Kendileri içeride oynuyor. Biz deplasmanda oynuyoruz. Farklı olan konu burası. Biz iyi oynamak istiyoruz tabii ki. Bu zor deplasmanda ki daha önce böyle maçlar oynadık ve daha önce bunu yaptık. Yarın da aynısını yapmak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum eden futbolu oynamak istiyoruz. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Bunu biz uçaktayken gerçekleşmiş sanırım. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yani inşallah bu olaylar en kısa zamanda yani başlamadan biter. Maça gelirsek Avrupa Ligi'ne pek de güzel başlayamadık. Bu turnuvaya pek iyi başlayamadık. İlk maç değil ama ikinci maç yani istediklerimizi biraz daha fazla yaptığımızı düşünüyorum. Ama skor olarak şanslı değildik. Bu kötü gidişatı tekrardan bu kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz. Benim bu takıma alışma sürecim biraz kısa sürdü gibi. Çünkü daha önceden birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Ve bu da tanıdık oldukları için alışma süreci biraz kısa sürdü. Yani sağ olsunlar beni de çok çabuk benimsediler. Yani burada da inanılmaz derecede mutluyum o aile şeyini bana kattıkları için. Sadece oyuncular değil, hocam, hocalarım ve teknik heyet hepsi böyle. Forma şeyine gelirsek, vallahi şu an son... İki maçtır oynuyorum. En son Paulista Antep maçında sakatlanmıştı. Geçmiş olsun, en kısa zamanda dönecektir zaten. Antrenmanlara başladı.
Yani inşallah çok büyük bir futbolcu. Gerçekten çok büyük bir futbolcu. Ben hani zaten herkes tanır, ben de tanıyordum. Yani burada oynamışım, oynamamışım benim için gerçekten hani bu bazen söylenir ama benim için gerçekten takımın başarısı çok önemlidir. Bunu ben önceki kulübümde de bunu biliyorlar. Çünkü hani takım başarılı olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. İster istemez oynamadığım zamanlar üzülebiliyorum ama üzüldüğümü de dışarıya belli etmiyorum. Burada o oynamış, bu oynamış değil. Biz şu an buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup da İstanbul'a tekrardan döneceğiz abi. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde sahneye çıkıyor ve İstanbul ekibinin rakibi Slovenya temsilcisi Selçuk. Rams Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Slovenya'nın Selye takımına konuk olacak. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmayla beraber Avrupa kupalarındaki 58. maçına çıkacak. Rams Başakşehir Avrupa'da daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 83 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 78 golü engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turuncu lacivertli ekip bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Başakşehir bu 7 maçta ise 16 gol atarken kendi kalesinde 3 gol gördü. Selye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Oleksiy Derevinski yönetecek. Slovenya ekibi Selye'nin teknik direktörlüğünü bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen İspanyol Albert Riera yapıyor. Albert Riera 2011-2014 yıllarında 3 sezon forma giydiği Galatasaray'la 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan'ın açıklamalarına bakalım. Yarın güzel bir maçın bizi beklediğini düşünüyorum. Selye takımı bizimle ortak özellikler barındıran bir takım bana göre. Topa sahip olmaktan zevk alan, oynamayı düşünen, ona göre oyuncularla kadrosunu oluşturan bir takım. Tabii ki liginde daha fazla topa sahip oluyorlar kendi liglerinde. Avrupa'daki maçlarda bu biraz değişiyor. Biz de topa sahip olmayı seven bir takımız. Yarın hem toplu oyunu hem de topsuz oyunu iyi oynamamız gerektiren, yüksek konsantrasyonla oynamamızı gerektiren bir maç oynayacağız. Biz Avrupa'da UEFA Konferans Ligi'nde yolumuza bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu ilk 8 olur, ilk 24 olur. Eğer bunu başarmak istiyorsak bunun yolu böyle maçları kazanmaktan geçiyor. O yüzden bizim için çok önemli. Final gibi bir maç oynayacağız yarın. Umarım keyifli, izleyenlerin zevk aldığı bir maç izletebiliriz herkese. Hocanın açıklamalarını ben de takip ettim. İddialı teknik adamları severim çünkü ben de iddialı bir teknik adamım. Ama yarın burada konuşmaktan çok sahada konuşmanın daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane ilk maçını kaybetmiş takımın mücadelesi. Biz Konferans Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesiyiz. İlk maçımızı kendi sahamızda çok güçlü bir takıma kaybettik evet ama ilk maçımızı kendi sahamızda kaybetmiş olduğumuz için yarın maçın önemi bizim için çok çok daha büyük. Çünkü bizim üzerimizdeki beklenti daha fazla. Ben Selye'nin o kadar baskı altında olacağını düşünmüyorum. Daha rahat olacaklarını düşünüyorum. Ama iddialı bir takım, iddialı bir hocadan bahsediyoruz. Bu ligde şampiyonluk yaşamış bir hocadan bahsediyoruz. Kenardan iyi yönetilen, belli bir planı olan bir takım. Ama biz kendi oyun gücümüzü, kendi planımızı, kendi kurallarımızı sahaya getirip yarın sahada ciddi bir şekilde oyunu oynayarak maçı kazanmak istiyoruz. Yarın rotasyon yapmamızı gerektiren hiçbir durum yok. Çünkü son maçımızla bu maç arasında 5 günlük bir fark olacak. Biz sahada yarın hem toplu oyunu hem de topsuz oyunu çok iyi oynayabilecek en iyi 11'imizle sahada olmak istiyoruz. O yüzden rotasyon yapmayı düşünmüyoruz. Yapmayacağız da zaten. Serdar konusuna gelince de bugün tek eksiğimiz Serdar olacak. Tam kadro yarın hem sahada hem de kulübede olacağız. Serdar en kısa zamanda 2 gün içinde veya 3 gün içinde antrenmanlarına ve koşularına başlamış olacak. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı efendim. Trendyol Süper Lig'de devam edelim, Avrupa kısmını kapatalım. Ekrana geldi. Hakemleri görüyorsunuz.
Şöyle bir baştan sayalım. Adana Demirspor, Sivasspor, Atilla Karaoğlan, Hatayspor, Kayserispor, Zorbay Küçük, Kasımpaşa, Samsunspor, Çağdaş Altay, Göztepe, Trabzonspor, Cihan Aydın, Gaziantep, Konyaspor, Burak Pakkan, Alanyaspor, Antalyaspor, Yasin Kol, Fenerbahçe, Bodrum, Mehmet Türkmen, Başakşehir, Eyüpspor, Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Galatasaray, Beşiktaş dev derbide Arda kardeşler düdük çalacak. Haftanın hakemleri bu şekilde. Trabzonspor'la devam ediyoruz efendim. Bordo Mavililer'de Rota Göztepe. Milli ara sonrası Başakşehir galibiyetiyle moral toplayan Trabzonspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Trabzonspor'da 5. dönemini geçiren Şenol Güneş'le 2 deplasman maçına çıkan Bordo Maviller, önce Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 0-0, daha sonra da Atakaş Hatay Spor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Karadeniz ekibi deneyimli hocayla deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo Maviller bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 3 ayrı çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibi ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor karşısında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bir sonraki deplasmanda İKAS Eyüpspor'la karşılaşan Karadeniz ekibi bu maça geçici olarak takımın başında bulunan Futbol Genel Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Bordo Maviller İstanbul deplasmanından da golsüz beraberlikle döndü. Ligde 8 hafta sonunda 12 puanı bulunan Trabzonspor bu puanların 4'ünü dış sahada elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam etti efendim. Dünkü maçlarla şöyle bir sonuçlar gelsin ekranlara size. Dünün sonuçlarını aktaralım. Atalanta Celtic 0-0. Brest Leverkusen 1-1 berabere kaldılar. Liverpool Leipzig deplasmanda 1-0'la geçti. Manchester City Sparta Prag'ı 5-0. Barcelona Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti. Lille Atletico Madrid deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı. Dinamo Zagreb Salzburg'u 2-0'la deplasmanda yendi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica Feyenoord'a kendi sahasında 3-1 yenildi. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter Young Boys'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Şimdi de basketbol diyeceğiz ve Euroleague'e gideceğiz. Euroleague'de Anadolu Efes bugün Olimpia Milano deplasmanına konuk olacak. Türk Hava Yolları Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes 5. haftada İtalya'nın Olimpia Milano takımıyla karşılaşacak. Milano'daki Unipol Forum spor salonunda oynanacak maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Euroleague'de bu sezon 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes 9. sırada yer alıyor. 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Olimpia Milano ise 17. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, Milano maçıyla Avrupa kupalarındaki 841. sınavına çıkacak. Lacivert Beyazlılar, Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet, 366 yenilgi yaşadı. Temsilcimiz, iki kez şampiyonluk yaşadığı THY Euroleague'de ise 593. müsabakasını oynayacak. Anadolu Efes bu organizasyonda oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı. Evet efendim, dün çok kritik bir maç vardı. Bugün çok kritik 3 maç var ve Avrupa'da temsilcilerimiz bizi temsil etmeye devam ediyorlar. Galatasaray 1-1 yaptı. Diliyoruz ki bugün 4-4 olacak. Şimdi spor yorumcusu Haluk Kesim'le birlikte şöyle bir hem dünü hem bugünü konuşacağız. Haluk Kesim hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın hepiniz. Günaydınlar. Haluk abi şimdi başlayalım. Dünden başlayalım. Galatasaray dün Elfsborg'u kendi sahasına 4-3 mağlup etti. Seninle geçtiğimiz salı günü konuştuğumuzda Galatasaray'ın çift santrafor için üçlü bir sistem oynaması gerektiğini konuşmuştuk. Ancak beklentimizin dışında bir 3-4-1-2 gördük Galatasaray'da. Yani Mertens, Osimhen, Icardi gördük. Galatasaray yine çift santrafor çıktığı bir maçta yine ilk yarıyı 3 golle geçti. Aynı Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. 3-4-1-2 gibi yani. Maçın içinde bir 3-5-2'ye hafif döndü.
Fakat Mertens'e hoca, hani Okan Hoca Mertens'ten vazgeçemiyor. Vazgeçilecek de bir oyuncu değil tabii ki. Orada serbest bir dolaşım hakkı tanımış Mertens'e. Ki oyunun içerisinde de istediği gibi istediği yere gidebiliyordu Mertens. Fakat 4-3'lük galibiyet de başlaması çok güzel. Yapılan işler çok güzel, atılan goller çok güzel. Hatta Peterson'un kendi kalesine atmış olduğu golde ben golü Abdülkerim'e kesinlikle yazarım. Muhteşem bir gol oldu aslında o. Icardi'nin attığı gol ve tabii ki 83. dakikada Yunus Akgün'ün atmış olduğu gol muhteşemdi. Atılan goller çok güzel. İstatistiklere baktığımız zaman oyun üstünlüğü, rakip ceza sahasının içinde gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisine girme, her şey çok güzel. Bunların hepsi tamam. Ancak sorgulanması gereken önemli konu 4-3. Yani o 3 tane gol. İkinci yarıda yenilen 3 golü sorgulamamız lazım. 3-5-2, daha doğrusu biraz evvel senin de belirttiğin gibi 4-1-2 gibi çıktı. Buraya kadar çok güzel. Her şey tamam. Mertens serbestti. Ancak göbekten geldi. %46'lık bir neredeyse bir Galatasaray'ın o bölgesinden bir giriş var. Yani Elfsborg'un o bölgeden saldırmaya çalışması. Yani Haluk abi, burada bir lafını keseceğim. Bir şey soracağım. Hem kendi fikrimi hem de senin düşünceni soracağım. Yani burada sanki bana şöyle geliyor. Dün HT Spor muhabir arkadaşımız Çağatay Çelik de açıkçası orada bir Yunus Akgün düşüncesi vardı. Böyle de istihbaratlar almıştı ama acaba İsmail Jakobs geldiği zaman Mertens'in dün oynadığı rolde bir Yunus Akgün görüp daha Icardi'nin ve Yunus'un serbest, Osimhen'in ileride daha net santrfor. Çünkü dün biraz öyleydi. Yani Icardi de dün sıkça geriye geldi. Sıkça o pas alışverişlerinde bulundu. Daha servisçi pozisyondaydı. Yani biraz o Lautaro Martinez havası sezdik. Inter'deki Lautaro Martinez performansı havası sezdik. Sanki Yunus Akgün'ün de oraya biraz daha hareket katmasıyla birlikte, özellikle Mertens'in çünkü çok sağ kanada gittiğini gördük. Acaba Okan Hoca'nın kafasında öyle bir plan mı var? Yani biraz daha 3-4-3'e dönecek. Biraz daha böyle Yunus Akgün'ün de ileride sağ kanattan tek kanat olarak görev yapacağı, daha Jakobs'un sol kanadı kullanacağı bir senaryo mu görürüz? Şöyle, U17 milli takımında aslında Yunus Akgün öyle oynuyordu. Yani o dediğin gibi oynuyordu. Hatta ileriye gidiyordu. U17 milli maçında Yunus Akgün, milli maçlarında yani milli takımda Yunus Akgün aslında santrafor veya forvet pozisyonunda, kanatlarda pek oynamıyordu. Bazen kanatlara gidiyordu. Dediğin gibi ben de katılıyorum. Büyük ihtimalle Yunus'u birazcık daha o bölgeye yakın göreceğiz. Jakobs da geldikten sonra, ki Barış Alper kanadı çok iyi kullandı. Aslında bence bu sistemin 3-4-3 ile bile değişmemesi lazım. Yani bu sistemin bu şekilde oynanması lazım. Fakat ben Icardi'nin hala geriye gelmesini doğru bulmuyorum. Çünkü Icardi'nin pas dağıtımı tamam, bir yere kadar çok iyi işler de yapabiliyor. Hatta maçın ikinci yarısında neredeyse defansın önüne kadar geldi. Top almak için defansın önüne kadar geldi. Oraya kadar tamam, ama Icardi saf bir golcü. Yani katıksız bir golcü. O yüzden Icardi'nin gol atması lazım. Şimdi Osimhen de var, ama Osimhen bir sene sonra gidecek. Aynı sistem mi devam edecek Okan Hoca? Icardi ile devam edecek. Icardi kalacak. Icardi'yi yine geride tutmaya devam ederse Galatasaray gol yükü anlamında çok büyük problemler yaşar. Icardi'nin mental olarak kafası rahat olduğu zaman, şöyle birazcık gezip tozduğu zaman, kafası rahat olduğu zaman çok rahat goller atıyor. Osimhen istiyor, kendini çalıştırıyor, buraya kadar tamam. Ancak Galatasaray'da şöyle bir problem var. Bakın, insanlar Okan Hoca'ya, biz de bunu söyledik. Ne dedik? İki çift forvet oynamak istiyorsa üçlü defans yapmak zorunda dedik. Ki yaptı. Sanchez, Abdülkerim, Kaan gerçekten mükemmeldi. Ama
Torreira'nın bir an önce düzelmesi lazım. Torreira düzelmezse Galatasaray çok ciddi sorunlar yaşayacak veya Okan Hoca oraya bir çözüm bulmak zorunda. Torreira iyi değil. Ligde de bunu görüyoruz. Okan Hoca'ya şöyle ki yazık. Bak geçen sene hatırlarsın. Zaha, Tete, Ziyech geldiğinde herkes Okan Hoca'ya bunları oynatmalısın dedi. Şampiyonluğu kaçırıyordu. Bunları tekrar bıraktı, eski takıma döndü ve Okan Hoca Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi ki bu sezon da aynı. Yani bu sezonda hatta daha beteri şu, bütün spor yorumcuları bir araya gelmiş, herkes şunu söylüyor. Galatasaray çift forvet oynamalı. Osimhen var, Icardi var. Yani sözleşmelerinde bir şey mi var bilmiyorum ama ikisi de 11 başlamak zorunda mı? Ya bu iş şey gibi, eve gidiyorsun yemek yapacaksın. Gidiyorsun karides alıyorsun, bir de Kobe büfteyi alıyorsun. İkisini ayrı ayrı yapıp güzel güzel yiyebilirsin. Ama sen aynı sofraya hem Kobe büfteğini getiriyorsun hem istakozu getiriyorsun. Yani ikinci yarıda işte, Okan Hoca'yı birazcık burada sorgulamak lazım. 74. dakikada Kerem Demirbay giriyor ve Barış Alper'in yerine giriyor. 86'da Osimhen çıkıyor, Batshuayi giriyor. Sen 3-0 öndesin hocam Allah aşkına. Yani Icardi ve Osimhen tamam, baskı çok önemli. Tabii ki rakibi çıkartmayacaksın. Buraya kadar da tamam. Ama 3-0 öndesin. Artık çift forvetten bir defansı da güvenceye al. Ki oyuncuların var, orta sahayı güvenceye al. Ya Osimhen'i bırak ya Icardi'yi bırak. Haluk yani abi yavaştan da toparlayalım. Fenerbahçe'ye evet. Geçelim. Süremiz de azalıyor çünkü. Tamam. Var mı ekleyeceğim hemen bir şey Galatasaray'a dair? Okan Hoca'nın kafasını rahat bıraksınlar. Ve Okan Hoca da lütfen tekrar söylüyorum sosyal medyayı çok fazla okumasın. Oradan çok etkilenmesin. Evet geçelim. Biraz etkileniyor gibi geldi zaten Haluk abi. Basın toplantısında da biraz sorulara karşı reaksiyonları öyleydi. Şimdi Haluk abi dilersen Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe çok kritik bir maça çıkacak. Biraz daha böyle hani hızlı hızlı devam edersek süper olur. İki takıma da yeteri kadar yer ayırmak adına. Fenerbahçe-Manchester United maçı oynayacak ve Jose Mourinho sanki ekstra motive gibi eski takımına karşı. Yani öyle gibi ama açıklamalarından işte biliyorsun sol tarafta sol bek kimi kullanacak, Ferdi gitti. Ben bunu söylediğimde insanlar karşı çıkmıştı. Fenerbahçe'nin %25'i gitti demiştim ben Ferdi gittiği zaman. Şimdi oraya Osorvalde de yok, sezonu kapattı gibi gözüküyor. Osayi büyük ihtimalle oyuncak gibi gözüküyor sağ tarafta. Yani Osayi Mert Müldür gibi olacak gibi gözüküyor. Evet evet, büyük ihtimalle öyle bir ikili olacak. Bekao Ciku ikilisiyle yine çıkar mı bilmiyorum. Ekstra motive, doğru dediğin gibi ekstra motive ama Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Sevgili Mehmet Ayan bazen söylerdi bunu. Ya kekremsi bir tat var. Ya olmuyor, geliyor. Üçüncü bölgeye geliyor, orada top çeviriyor, Mourinho belki bunu istiyor, çeviriyor, geri gidiyor, tekrar ileriye gitmek istiyor, gol atmak istiyor ama bir türlü Tadic'in sağ tarafta olduğu bir anlayışta, İrfan Can'ın olmadığı bir takımda bunların hiçbiri olamıyor. En-Nesyri oynayacak gibi gözüküyor, bence En-Nesyri'yi oynatacaktır diye düşünüyorum ama formda olduğu düşünülen bir Dzeko var. Fakat Dzeko'nun da çok formlu olduğunu son zamanlarda söyleyemeyiz. Çok Dzeko'nun oyunu da oynanıyor gibi değil zaten Haluk abi. Yani biraz da yalnız kalıyor gibi Dzeko. Çünkü Mourinho'nun oyununda Dzeko'nun aslında çok fazla onun oynayacağı oyun değil Mourinho'nun oyunu. Şimdi geçen hafta söylemiştik ya, Mourinho'nun oyunu hangi oyun? Roma'daki oyun mu, Inter'deki oyun mu, Porto'daki oyun mu? Bunu sorgulamıştık. Mourinho'nun oyunu şu anda Türkiye'deki oyunu aslında. Yani Mourinho kafasında bir şey düşünüyor herhalde ve söylemleri de bunu gösteriyor. İşte dün hani Szymański o olabilir, bu olabilir. Mesela Szymański'yi haftalardan beri hiç geçen sene izlediğimiz veya Polonya milli takımında izlediğimiz Szymański olarak görmedik. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Tamamen defansif 8 gibi davranıyor. Mourinho bunu istiyor.
Ama Szymański gibi bir oyuncu defansif 8 gibi davrandığında hiçbir verim alınamıyor. Çünkü oyuncunun özelliği o değil. Ve sadece şunun beklentisi içerisinde. Maximen sol taraftan gidecek ki öyle bir gol de attı bu hafta. Sol taraftan gidecek, golünü atacak. Hayır, Mourinho acaba ne zannediyor? Çok rahatlıkla mahalle maçı mı yapılıyor zannediyor? Bir tek Maximen'le olacak iş değil bu. Dedim ya, Tadic de sağ tarafta evet oynadı. Tabii ki daha önceki yıllarda oynadı ve çok başarılı oldu. Ama şu anda yaş itibarıyla bir de alışkanlık itibarıyla sağ tarafta oynadığında çok ciddi sorunlar yaşıyor Tadic. Çünkü arkasındaki Mert'le çok doğru bir anlaşma içerisinde değil. Bakalım Osayi ile ne olacak? Ve yine Fenerbahçe'deki problemlerden bir tanesi Fred'in o bağlantı, geçen seneki bağlantı rolü bu sene sadece savunma rolünde. Ve performansını da düşürdü bu. Çok çok düşürdü. Şimdi Manchester United'a karşı Fenerbahçe tabii ki zor bir maça çıkacak. Ama eğer yine aynı şekilde kullanmaya devam ederse, yani Mourinho geçen seneki izlediğimiz Fenerbahçe'yi veya Porto'daki Mourinho'nun anlayışını Fenerbahçe'ye uygulamazsa, Fenerbahçe için Avrupa Ligi'nde de bazı sorunlar yaşanabilir. Evet. Ligde zaten büyük bir sorun yaşanacak gibi gözüküyor. Haluk abi, Beşiktaş'a geçelim bir ekin yoksa. Beşiktaş'ta da bugün Lyon deplasmanında kritik bir maç var. Ve siyah beyazlarda Ersin Destanoğlu kadroda yer alıyor. Bugün oynayacak gibi de gözüküyor. Bir fedakarlık yapacağı söyleniyor Ersin Destanoğlu'nun. Henüz %100 hazır durumda değil. Ama Beşiktaş'ın da böyle bir ihtiyacı vardı. Nasıl okursun bugünkü maçı? Beşiktaş için gerçekten Avrupa'daki en azından gidişatını belirleyecek bir maç gibi gözüküyor. Vallahi doğru, Ersin dedin ya. Evet, fedakarlık yapıyor. Hani bu Ersin şey değil mi? Geçen 2-3 hafta evvel yuhlanan Ersin. Islıklanan Ersin değil mi? Hani şampiyonluğu en olmadık zamanda şampiyonluğu kazandıran, Nice gönderilmeyen, satılmayan, çocuk üzülen, 2 hafta evvel neredeyse ağlatılan Ersin değil mi? Şu anda Ersin'e ihtiyaç var. Şu anda Beşiktaş'ın kalesine o ıslıklanan Ersin fedakarlık yapıp koruyacak. Beşiktaş'ın çocuğu Ersin yapacak bunu. İşte bazı şeyleri düşünmek lazım. Ne oluyor diye düşünmek lazım. Günlük yaşamamak lazım. Beşiktaş bugün Lyon deplasmanına gidecek. Beşiktaş'ın en büyük tehlikelerinden biri, yaşayabileceği en büyük tehlikelerden bir tanesi Felix Udukay. Çünkü Felix Udukay çok ciddi anlamda hatalar yapan, daha bir türlü defansa alışamamış bir oyuncu. Paulista onun bazı açıklarını kapatıyordu. Ancak şu anda Paulista'nın olmaması Felix'in ciddi sakarlıklar yapmasını sağlıyor. Yanında Emirhan Topçu olacak büyük ihtimalle. Önlerinde de işte zaten Felix Udukay'ın korku benim açımdan, Beşiktaş açısından o hataları yapmasındaki ana nedenlerden bir tanesi de Endur'un orada oluşu. Büyük ihtimalle Endur, Getson, Rafa Silva üçlüsüyle çıkacak. O şekilde mi oynar diyorsun abi? Yani El Musrati'yi görmez miyiz? Yani büyük ihtimal El Musrati daha tam hani hazır diyebilir miyiz? Yine oynadı ama birazcık Endur daha formda gibi gözüküyor. Sanki bence bana şöyle geldi abi. Özellikle Konyaspor maçında Endur'la oynamasının sebebi biraz Lyon ve Galatasaray maçları öncesi risk almayayım. Oyuncu daha yeni döndü. Bu maçlarda El Musrati'yi oynatırım gibi okudum ben ama bilmiyorum. Ya olabilir. Eğer El Musrati olursa Beşiktaş'ın şansı bir tık daha fazla olacak. Bak, Onana statü gereği eğer olmasaydı bu maçta oynatacağı ilk isim Onana olurdu. Broncos. Yok yani, Onana'nın statü değil abi. Direkt kadroya kendi dahil etmemiş. Ha yani statü değil miydi? Ben yanlış hatırlıyor evet, olabilirim. Evet evet, yani öyle bir statüyle ilgili bir sıkıntı yok. Biraz böyle Onana anladığım kadarıyla hoca çok fazla tercih etti ama biraz eleştirilerin de odağına geldikten sonra, ki biz de seninle zaten burada konuşmuştuk, yani Onana tarzı bir profil istiyor
Biraz evet, daha Giovanni Van Bronckhorst'u ya ama evet. Onana da herhalde artık performansıyla bir türlü yükselmeyince hoca da gözden çıkartmış gibi gözüküyor. Ya bir şey diyeceğim. Aslında performans olarak biz o performansı görmüyoruz. Yani oynadığı zaman içerisinde Onana hocanın istediklerini yapıyor. Önemli olan o değil midir? Bizim mi beğenmemiz, hocanın istediğini yapması mı? Ama sanki istediğini %100 yapamamış gibi Haluk abi. Çünkü hoca bir şekilde biliyorsun çok taraftarın dediklerine kulak asmayan, biraz da kendi kafasındaki planı sahaya koyan, en azından bize şu ana kadar bunu izlettirdi Giovanni Van Bronckhorst ama belli ki kendisi de memnun değil. Bakalım onu göreceğiz. Dediğim gibi El Musrati Getson ikilisi olursa Beşiktaş'ın bilhassa defansif anlamda çok daha rahat edeceğini söyleyebiliriz. Fakat burada Rafa Silva'nın kafasının rahat olması ve istiyor olması çok önemli. Evet abi. Son haftalarda çok istediğini söyleyemeyiz Rafa Silva'nın. Immobile'nin o sinirlerini birazcık aldırması gerekiyor. Büyük ihtimalle Muçi Semih yine kanatlarını. Kanatları demeyelim de o iki iç bölgede oynayacak, sağ ve solda iç bölgede oynayacak iki oyuncu Muçi ve Semih olacaktır. Beşiktaş'ın Lyon karşısında bir beraberlik alması çok büyük bir başarı olacaktır şu anda bakıldığı zaman. Çünkü evet. Beşiktaş'ın hala şey yapması lazım. Yani oturması gereken bazı şeyler var. Haluk abi. Bugün de bu kadar galiba. Haluk abi süremiz bitti. Eklemek istediğin ama bir cümle varsa yine alayım senden. Yok şu an için eklemek istediğim bir şey yok. Yani sadece TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadığımı belirtmek istiyorum. Mekanları cennet olsun şehitlerimiz. İnşallah yaralılara da acil şifalar. Ha. Çok teşekkür ederim Haluk abi. Ağzına sağlık yine. Oldukça hızlı bir şekilde bütün kulüpleri değerlendirdin. Ağzına sağlık. Yine zaten seninle birlikte olacağız salı günü. Yarın da senin paralimpik programını herkes de takip edebilir. Saatler onu gösterdiğinde yarın paralimpik programıyla izleyicilerin karşısında olacaksın. Sana da kolaylıklar. Evet. Teşekkürler. Evet efendim Haluk Kesim'le birlikteydik ve noktalıyoruz başlama vuruşunu. Saat 7'den itibaren sizinle birlikteydik ve hem gündemdeki detayları aktardık hem gündemi yorumladık ve bugünü noktalıyoruz. Saatler 11'i gösterdiğinde ET Spor Gündem programında Mehmet Ayan ve Cem Dizdar karşınızda olacaklar. Yarın da saatler 7'yi gösterdiğinde yine haftanın kapanışını başlama vuruşunda yapacağız efendim. O yüzden ET Spor ekranlarından bir yere ayrılmayın ve yarın da 7'de görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.